Sana dilsiz dudaksız sözler söyleyeceğim. Hem de herkesin içinde söyleyeceğim. Ama senden başkası bilmeyecek sana dilsiz dudaksız neler söylediğimi. Hz. Mevlana asırlar evvel sevgiliye böyle seslenmiş. Öyle hakikatler, öyle güzellikler var ki dile dudağa gelmiyor. Kelimeler onları ifadede aciz kalıyor. Ama o güzelliklerin de dile dudağa gelmeyeceğini kelimelerle ifade edilemeyeceğini bilenler tarafından dile dudağa dökülmesi lazım ki neden kelimeler onları ifade edemez? İşte o anlaşılıversin. İyi akşamlar. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bilmiyorum böyle bir girişten sonra bu akşam da başka şeyler konuşacağız diye ilaveten söylememe gerek var mı? Tasavvufu konuşacağız. Hani kalın ciltli kitapların anlatma derdine düştüğü ama en sonuna men lem yazuk lem yarif dediği, tatmayan bilmez dediği tasavvufu konuşacağız. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Biz de biliriz ama kavanozun kapağını açma ihtiyacını hissettirmek için de azıcık baldan bahsetmek zaruret oluyor sanırım. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli bir misafirim var. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Efendim, tasavvuf sizin de daha belki röportajlarınızda, mülakatlarınızda, eserlerinizde ifade ettiğiniz gibi tanımlamak, tarifini yapmak hakikaten zor olan bir hakikat. Peki tasavvufu yine de şöyle bir tanımlamaya çalışsak ne diyeceğiz, nasıl ifade edebiliriz? Ee, tabii ki insanoğlu bir konuyu, bir kavramı anlamak için tanımlamak zorunda. Her ne kadar tanımlamak zor deniliyorsa da bir şekilde tanımlamaya çalışmamız lazım. Yalnız şunu unutmamamız lazım, bu... O tanım getireceğimiz plan, alem yani mertebe neticede hı hı. dil e, dil denilen kelime hazineleri kullanılan bir alem olduğu için a, ancak burada benzetmeler, temsiller yardımıyla biz bir şey işaret edeceğiz. Yani bir hakikati tam manasıyla burada dile getirme problemi felsefede, tasavvufta çok çok tartışılan bir konudur. Yani nedir görüntü, nedir hakikat? Dolayısıyla biz tasavvufa yapacağımız her türlü tarif aslında onu sınırlamak olacaktır, kayıtlamak olacaktır. Fakat gene de bir tarif getirmeye çalışalım. Bu, biraz şuna benziyor mu hocam? Mesela aşka dair ciltler dolusu kitap okursanız evet. aşk bilgisini alırsınız ama yani. bir aşığın şöyle sevgilinin gözlerine dalıp baktığı andaki gözlerindeki ışıltı tabii, işte aşk tabii, orada tabii. saklı. Ya bundan dolayıdır o ki o dile döker. Şairlerimiz aşk yağıda yazılmıyor mihirvan demişler evet, yani. Karakoç, evet. Abdurrahim Karakoç selam devam edin lütfen. Yazılmıyor. Yani Yazılanlar da çöpe atılıyor. Yani tam olmadı, tam olmadı deniliyor. Şimdi e, çok değişik tarifler getirilebiliyor tabii ki tasavvuf içinde. Neticede bir tanımlama zorunluluğundan dolayı. Şu tarif belki daha e, çağdaş izleyicinin kafasına daha iyi oturabilir. Bir metodolojidir her şeyden evvel. Yani bir anlama çabasıdır. Dinler bir peygambere e, Allah'ın belgeselini, indirmiş olduğu, bildirmiş olduğu bazı emirler yumağıdır. Emirler derken bunu böyle askeri emir olarak tercüme etmememiz gerekiyor. Bir tür konuşma, bir tür tabir caizse gene format atma. Yani yeryüzünde insanlığın şu an için ihtiyacı olan prensipler, ana esaslar şunlardır. Şu evrensel ilkelere riayet etsinler ve toplumsal hayatlarını, bireysel hayatlarını ona göre tanzim etsinler denilen bir bir bilgi yumağı, bir hı hı. E, bir paket adeta. Bu paket açıldığı zaman bu paketin içerisinden çok şeyler çıkıyor. Bazı esaslar var insanların günlük hayatıyla ilgili hukuki şeyler. Şunları yapma, öldürme, çalma, çırpma, zina etme gibi bazı hukuki sonuçları da olan şeyler. Ama onun haricinde mesela e, gökleri incele, yeryüzünü incele, araştır gibi... Tavsiyeler de var. Şimdi bunların bazı hukuk e, konusuna girdiği gibi, e, hukuk ilminin üzerinde çalışacağı bazı prensipler olduğu gibi, ama astronomi, astroloji ve kimya gibi başka ilim dallarına da adeta ilk e, başlama vuruşunu verecek bazı ayetler, bazı emirler bulunmakta. Dolayısıyla multidisipliner dediğimiz, yani çok fazla disiplinin çalışma alanı oluyor dinler. Dinlerin getirdiği bohça, dinlerin getirdiği paket. O paket açıldığı zaman içinden çıkacak olan şeyler insanlar tarafından. Öncelikle o peygamber, o peygamber tarafından açıklanılıyor. Daha sonra o açıklama alanı artık insanlığa, beşere teslim ediliyor. Beşer almış olduğu bu ilahi vahiy kendi algılama sürecinde, kendi idrak sürecinde işlemek suretiyle bir bakıma yeryüzüleştiriyor. Yani vahyin kaynağı ilahi olan vahyi yeryüzüne, insana, hayata, topluma sindirmeye ve onun rengiyle boyamaya çalışıyor. Bir toplum inşa ediyor, bir insan inşa ediyor. Bu daha sonraki süreçler, mütakip süreçler. İşte bu noktada değişik bilim adamlarının, değişik teologların, din adamlarının, filozofların yorumları devreye girmeye başlıyor. Yani mesela daha somut ifadelerle hı hı. konuşalım. Allah yedi kat sema yarattı ve yedi kat arzı onun benzeri olan yedi kat arzı yarattı ayet Kur'an'da geçiyor. Şimdi yedi kat sema acaba işte e, stratosfer tabakası, atmosfer tabakası gibi bugün bilmiş bildiğimiz astronomi tabakaları mı bunlar. Peki o zaman yeryüzü e, jeofiziğin tayin ettiği yedi kat var mı yoksa burada başka bir şey mi kastediliyor? Bakınız bir e, bir düşünce alanı düşüncenizi sizin tahrik ediyor. Yani ve siz sınırlayamıyorsunuz. Başlıyorsunuz düşünmeye. Acaba yedi kat sema ne demek? Yedi kat arz ne demek? Ve Allah'ın işi ikisi arasında iner çıkar. Ayet böyle. Allah'ın işi, emrullah ne demek emr? Allah her ikisi arasında o kadar hızlı inip çıkıyormuş. O kadar hızlı inip çıktığı için de sabitmiş gibi duruyor. O zaman madde denilen şey acaba Buradan cerne doğru gidiyoruz belki de. Uh -huh. Madde denilen şey, bizim somut, kalıcı, müşahhas dediğimiz bu madde, katı maddeler, aslında katı olmayıp da değişken şeyler mi, kalıcılığı olmayan şeyler mi, varmış gibi gözüken şeyler mi? Yani biz kalemi ağır hareket ettirdiğimiz zaman o hareketi izleyebiliyoruz aynı film karelerinde olduğu gibi ama çok hızlı hareket ettiğimiz zaman görüntüde kalem sabit gibi sabit duruyor. Sabit gibi duruyor. Acaba o sabit gibi duruş sabit değil biliyorsunuz. Kalem çok fazla hareket ettiği için sabitmiş gibi duruyor. O zaman yeryüzü hayatı, madde alemi, cisimler alemi de böyle bir şey mi? Allah'ın nefesi rahmanisi, tecellisi o kadar fazla e, hızlı hareket ediyor ki varlık böyle sabit mi duruyor? Yani her şey o kadar yok ki yalnızca o var. Yalnız ya o da var. Yalnızca o o kadar var ki aslında hiçbir şey yok. Tam da bu. Hani eşya zıtlığıyla kayimdir ya da her şey en son noktaya kadar gittiği vakit tersinden aslına irca olunur. Tabii derler. ki. Yani varlıkta zaten birden fazla var olamaz. Peki yani, tasavvuf bu bütün bunların neresinde hocam? Evet. Şimdi aslında gördüğünüz gibi bakınız çok bir ayet evet, giriş güzel bir giriş oldu. Evet. Giriş yapmak zorundayız istemeden. Çünkü saha çok geniş. Ee, bu Malzemeyi yani ayetler ve peygamberin sözleri, fiilleri, hareketleri e, yoruma muhtaç. İster istemez e, daha sonra gelen alimler, bilim adamları yorumlar getirmeye başlıyorlar. Bu yorumlar içerisinde dini anlamlandırma teşebbüslerinden, çabalarından bir tanesine de tasavvufi ekol diyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin yapmış olduğu yorumla, aslında İslam'ın özü e, bir şekilde yorumlanmış oluyor. Tabii ki e, bazıları da hayır, ben öyle düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum demek suretiyle farklı e, bir görüşe de sahip olabiliyorlar. Hı hı. Tabii bunu tarihi süreç içerisinde bu görüşlerin e, tatbik edilebilirliği, Hüsnü kabul gö görmüş olmaları veya olmamaları noktayı nazarından bakılacak olursa aslı saadetten bu yana yani, yani Hz. Peygamber'e indirilen vahyin günümüze gelinceye kadar ki en fazla benimsenmiş yorum ekolünün hem siyasi iktidarlar tarafından hem toplum tarafından hem fert tarafından benimsenmiş yorumun e, tasavvufi yorum olduğunu görmekteyiz. Yani bugün tasavvufi yorum o kadar yüksek ilmeklerden İslam dinini açmaktadır ki Adeta e, fıkıh veya hukuk ekollerinin daha daraltılmış alanından çok daha kapsayıcı bir alana sahiptir. Yani o kadar kapsayıcı kuşatıcı bir alandır ki tasavvufi yorum siz Sünni olunuz e, sizi içeriye içerebildiği gibi siz e, Şii olunuz sizi de içerebilmekte. Yani sizin de e, neticede e, Sünnilik ve Şiilik salt e, hukuki e, ayrımlarsa onların üst şemsiyesi olarak Tasavvufi İslam'ı görmekle gizli. Hepsinin için alıyor. Peki şunu merak ediyorum hocam. Sadece bir e, sistematiği, o ortaya koymuş bir e, fikirler bütünü mü? Yoksa teori mi? Yoksa pratikte de uygulaması olan bir şey mi tasavvuf? Hani neyi nasıl yapacağımızı öğrendiğimiz bir ilim mi? Yoksa neyi nasıl yapacağımızı bize yaşatan bir başka şey mi? Şimdi e, bunlar biraz e, tavuk yumurta hikayesi gibidir e, Serdar Bey. Hı -hı. Bu çokça karşılaşılan bir soru. Teori ve praksi. Felsefe tarihinde bazıları bu tür şeyleri salt spekülatif, salt e, entelektüel bazı tasarımlar olarak belki düşünebilir. Ve bunun pratikte karşılığı yoktur e, diyebilir. Hı -hı. Bazıları da tam tersi. Tasavvuf denilen şey sadece işte kö köşeye çekilmiş iki üç kişinin çektiği tesbihten ibarettir. Bunların e, hiçbir teorik, e, nazari tarafı yoktur. Dolayısıyla insanlığa bir şey veremez, modern hayata bir şey veremez veya geçmişte de veremedi gibi bazı bir takip soruları da beraberinde getirebiliyor. Oysa ki hakikat böyle değil. Yani baktığımız zaman teori aslında pratikten çıkıyor, pratik aslında teoriden çıkıyor. Yani teori ve pratik birbirinin, yani pratik aslında teorinin bir tür tecrübe alanı. Yani Pratik olmayan bir şeyin nasıl teorisini ortaya koyacaksınız? Yani. Ama Ya da teorisi olmayan bir şey evet, nasıl pratiğe uygulayacaksınız? Bu bunu daha klasik kaynaklarda şöyle görüyoruz karşılığını eski tabirle. Ee, mücahidesi olmayanın müşahidesi olmaz. Ne demek hocam? Ne demek? Mücahide etme, gayret etme, çaba sarf etme. Yani azimle bir şeyin başına geçerek savaşmak. Kendinle savaşmak. Ee, bazı negatif özelliklerle savaşmak. O savaşmanın ardından ki... Kendinle savaşmak evet, ifadesini bu not alıyorum. bu açıdan savaşçı Ya Herkes Sosyal... kendiyle barışmaya çalışıyor. Kendiyle savaşmak neden iyi bir şey? İyi bir şey olduğunu biliyorum ama nedenini daha sonra yani soracağım. Zaman Devam edin, Savaş ve barış romanını okumak gerekiyor her şeyden evvel. <laughs> yani yeryüzü cennet değil. Yeryüzünde hiçbir zaman salt, mutlak barış olmadı ve olmayacak. Yeryüzü siyah ve beyazın, iyilik ve kötülüğün mücadele alanı. Dolayısıyla savaş talep edilmez, savaş istenmez. Ama savaş sürecektir. Savaş ee, ...bir bakıma insanın kendi içinde e, negatif yönüyle, kendi negatif yönüyle... ...ki buna e, cihat deniyor, nefisle cihat tabir ediliyor Bu da tasavvufta. enteresan bir şey. Şimdi o kadar çok sorular geliyor ki ben insicamı tabii, tabii, bozmayayım tabii. diye araya girmek bu istemiyorum ama hocam. Mesela soru. tasavvuf, evet müziği de olan bir şey, felsefesi de olan bir şey, edebiyatı da olan bir şey. Kapsayıcı demiştik. Ama bu bütün bunların üstünde ve bunları da içine kapsayan başka bir şey tasavvuf. Tasavvuf ne? Şimdi yani bazı izleyicilere belki çok iddialı bir laf gelebilir ama ben yani tasavvuf eşittir İslam. Evet. Şimdi tasavvuf <laughs> eşittir İslam deyince belki bazıları e, demek ki ya Mahmut Bey de aynı hatayı yaptı. Tasavvufi olmayanı İslam dışına attı gibi bir şey çıkabilir ortaya. Yani tasavvuf eşittir İslam dersek hı hı. şimdi mesela El-Kaide'nin İslamı da böyle bir şey. Yani İslam eşittir kendi anlayışları. Ee, radikal bir e, İslam anlayışı. Eşittir. En doğru Müslüman biziz. Bizim haricimizdekilerin hepsi kafirdir anlayışı. Bizimkisi öyle değil. yani Farkı nerede hocam? Nasıl e, fark var? Şimdi diğerini dışlama, tekfir etme, İslam dışına atma var. Fakat burada ise tamamen bir lezzet ve zevk konusu. Yani diğerlerini dışlamadan ve buna dereceler koyarak. Dolayısıyla mesela tasavvufta tekfir çok yoktur. Ee, tasavvufta e, e, yani El Yaman ben saman anlayışı vardır. Yani ben adam olamadım, ben ben mükemmel değilim. Ama şüphesiz Allah'ın diğer kulları e, çok mükemmel insanlar vardır. Anlayışı vardır. Kendiyle savaşmaktan da biraz aslında bunu anlamamız tabii gerekiyor. Yani kendinle savaşmayı da gene izah etmemiz gerekiyor. Bazıları burada insanın kendi kişisel onurunun ayaklar altına alındığını ve bir tür adeta e, e, ne o nasıl diyelim yani insanın kendine zulmetmesi gibi bir şey de buradan çıkabiliyor. Değil. Burada kendiyle savaşma durumu aslında insanı savaşçı kılıyor, mücadeleci kılıyor. Hayatta e, mücadeleci olmanın çok büyük faydası vardır. Yani hayat çünkü hı hı. bir mücadele alanıdır. Bu mücadeleler neticesinde insan kendi içindeki kendi içindeki güzelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bir kere insan potansiyel olarak tasavvufa göre Allah'ın halifesi olarak yaratıldığı için. Halifesi ne demek? Yani Allah'ın boyasıyla boyanabilecek tek varlık insandır. Eşrefi mahluk olarak. Yani eski felsefi metinlerde, Platon'da, belki izleyicilerimize ağır gelecek bir ifade kullanacağım ama felsefe metinlerinde geçtiği için kullanacağım. Tasavvuf metinlerinde bu şekliyle geçmez. Ama o felsefe metinlerinde, Eflatun'da geçen ibare de Yaban atılmaması gerekir. Der ki ey insan sen bir zamanlar tanrıydın ama unuttun. Ee, biz bunu gelin şöyle tercüme edelim. Tasavvufta şöyle tercüme edilir. Oraya bir sal eki veya ilahi. Ey insan hani sen ilahi idin. Tanrısal idin kökenin itibariyle. <laughs> ama evet evet yani ayet-i yani söylemiyor mu? Ben size kendi ruhumdan üfledim. Ben size bütün isimlerimi yükledim. Allah demiyor ki bazı isimlerimi sana verdim, bazılarını vermedim. Hayır. Bütün isimlerimi sana verdim diyor. Bu çok muhteşem bir şey gerçekten. Yani insanın e, şerefli hale getirilmesi, yani tasavvuftaki insan anlayışı bazı e, yazarlar tarafından hümanizmanın zirvesi olarak görülür ki gerçekten e, hümanistik bir felsefe gibi gözükür aslında ama e, bu hümanizm değildir. Yani hümanizm Tanrı'ya rağmen insandır. Yani insanı Tanrı'dan kopartarak insanı Tanrı'nın makamına oturtmak çabasıdır felsefe içerisinde. Oysa ki tasavvufta o değildir. Yani insanı adeta Tanrı'ya çıkarmak, Allah'a ulaştırmak çünkü kaynağı orasıdır. Böylece insanın gerçek anlamını bulması sağlanır. Şuna fizik ilminde de karşılaşıyoruz. Maddenin hareketi denilen anlayışta Yeryüzündeki her bir madde kendi mevkiini, konumunu buluncaya kadar hareket ederler. İnsanın mevkii neresi hocam? Konumu? İşte insanın hareket, burası değil anlaşılan. <laughs> i̇nsanın hareketli oluşu hani bülbülü altın kafese koymuşlar gene de vatanım demiştim. Ee, eğer burası olsaydı veya altın kafes olsaydı. Bakın kafes gene de altın bile olsa bu sembolizm, bu remizli ifadeler tasavvufta çok kullanılır. Yeryüzü altından dahi yapılsa bir kafesler insan için. Bunun karşılıklarını görüyoruz. Yani insanların mutluluğu ve huzuru erdemi arayışlarında hiçbir zaman maddesel olan şeyle tatmin olmadığını, maddenin ila nihaye sonuçsuz bir şekilde sahip olan insanlar var. Yani parasal karşılığı olsun, maddi karşılığı olsun, eşya karşılığı olsun bunların hepsinin neticede kendisinde bir oyuncak haline geldiğini görürüz. Yani insanın mutluluğu araçlarda değil, maddeye karşı değildir tasavvuf. Yani altına da maddeye de sahip olunabilir, sahip olunamaz anlayışı değildir. Öyle olsaydı tasavvuf merkezli imparatorluklar kurulmazdı. Yani bizim tarihimizde Selçuklu, Osmanlı, Endülüs, Hint, Bilahir birçok kurulmuş olan medeniyetlerde, İslam kalkışlı medeniyetlerde arka fondaki geçiş ekolü yani vahyin yorum ekolü tasavvuf üzerinden gerçekleşmiştir. Dolayısıyla eğer tasavvuf sadece bir lokma bir hırka olsaydı devlet kurulmazdı. Devlet erbabı, siyaset erbabı, imparatorlar, sultanlar vardı tasavvuf erbabı. Yani Osmanlı'ya dönüp baktığımızda zaten neredeyse olmayanı yok. Evet. evet Her birinin evet. yanında birisini görüyoruz. Tabii ki. Mevzu uzun ama tekrar bir daha geri döneceğim hocam. O İslam eşittir tasavvuf hakikaten iddialı. Ee, belki ya bu birilerine bana niçin dedirtecek? Bana da göre. Yani, Hatta çok mutlu oldum o ifadeden. Çünkü ayrı gibi görülüyor. Hani bir yerde bir İslam var bir yerde tasavvuf var. Mesela Google'a girip İslam yazdığınızda Bin Nadin'i görüyorsunuz. Ama işte Mevlana yazdığınızda Rumi diyor. İşte şair. Evet, evet ama İslam'la evet. E, referansına hiçbir şekilde atıf yok. Yani şimdi tabii ki bu günümüzde biraz daha buradan e, politik şeyler de e, çağrıştırıyor o Serdar Bey İster Onları konuşalım e, istiyorum. Çünkü e, İslam ülkeleri parlamentolar birliği genel sekreteri. Evet. Aynı zamanda 6 yıldır devam eden bir vazife. Genel e, İslam coğrafyasının hali, tasavvufun onlara neler söyleyebileceği, işin siyasi tarafı konuşalım. Ama hocam o kadar çok sorun var ki, ben merak ediyorum, ekran başında dostlar merak ediyorlar. Mesela şu en başta, din belli. Kur'an-ı Kerim var, sünnet var, hadisler var. Biz bundan kendimiz bir takım yaşamımıza dair ölçüler çıkartıp yaşasak bu süfli alemden ulvi aleme tek başına gidemez miyiz? Niye tasavvuf var? Yani kulla Allah'ın arasına girmek gibi nitelendiriyorlar ya. Şimdi isimlendirmeler belki insanlarda bir şey olabilir. Yani isimlendirmeler zaman içerisinde evvele ma vudia diye bir tabir vardır. Klasik metinlerde geçer. Yani bir kelime ilk vaz edildiği, ilk konulduğu anlamından kaymışsa eğer İster istemez o mana, o anlam başka kavramlarla ifade edilebilmektedir. Ya bu bugün Türkçemizde de çok vardır. Türkçemizde çok fazla Farsça kelimeler kullanırız ama mesela bugün Farsça'da kullanıldığı gibi değildir. Bunlardan bir tanesi abdesttir. Ab su demektir, dest el demektir, el suyu anlam. Bugün İran'da dahi abdest kullanılmaz, vuzu kullanılır mesela. Hı hı. Yani ama hiç kimse Türkçe'de şu an abdestin etimolojik kökenini kullanmaz. Kavramsal olarak herkese abdest denildiği zaman fotografik hafızada canlanan şey bugün bir ritüel olan namazdan evvel alınan o suyla arınma eylemidir akla gelen. Ama bu el suyu sadece anlamına geldiği bilinmez. Hatta namaz kelimesi bile Farsçadır. Namaz kelimesi dahi e, Arapça değildir ve namazın kökeni zer kelime olarak Zerdüştlükten gelir ve bir tür hani Fransızca'da bir kralın önünde prestij etme şu, şu rükü hareketi, reverans hareketi hmm. var ya hani eyvallah denilen hmm. hareket e, namazın kökeni odur. O eyvallah hareketinde ne bulunmak demektir. Bakınız bugün hiç kimse ne mollası ne kadısı, ne müftüsü ne sıradan Müslümanı bunu sorgulamamaktır. Yani namaz kelimesi artık bir ritüelin, e, Kur'an'da salat denilen ibadetin Türkçe'deki karşılığı olmuştur ve hmm. burada e, efendim bu bitattır. Kur'an Salat diyor. Salat derken siz niye namaz diyorsunuz? Dolayısıyla günah işliyorsunuz. E, dinilemeyeceği gibi. Önemli olan manadır. Yani Kur'an'da kastedilen Allah'ın önünde rüküye gidenlerle beraber rüküye gidin. Secdeye gidenlerle beraber secde ediniz. Kıyamda duranlarla beraber kıyam ediniz denilen o namazın ana esasları, rük erkanı dediğimiz şeyler e, gerçekleştirilmiyor mu? Gerçekleştiriliyor. İsimde değişiklik olabiliyor. Hı hı. Aynı bunun gibi. İslam dini de Hz. Peygamber'e indirildiği zaman İslam kelimesi o kadar e, boyutlu manaları tazammun ediyordu ki, içeriyordu ki buna bir başka takı, bir başka ek, e, eklemeye ihtiyaç duyulmuyor idi. Çünkü ben Müslümanlardanım. Yalnız o dönemde de özellikle Toşikü İzisu'nun vurgulamaya çalıştığı bir e, iman, e, İslam iletiyordu. Müslüman olmak, mümin olmak ayrımları da yapılmakta. Bu da çok enteresanlar çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela Peygamber Efendimizin huzuruna gelen bir bedevi'den bahsediliyor. Bedevi diyor ki ben iman ettim. Kur'an-ı Kerim söylüyor diyor ki hayır iman ettik deme, İslam olduk de. Şimdi İslam olmakla iman etmek arasında bir fark gözetiyor gene Kur'an. Bu ne demek? Müfessirlere bakıyoruz. Hepsi kendine göre bazı açıklamalar yapıyor ama. Sufi müfessirler, birinin dikey bir eylem, diğerinin ise yatay bir eylem olduğu. Birisinin afaki, birisinin enfüsü bir eylem olduğunu söylüyor. Şöyle ki, yani İslam olmak bir tür yatay süreç. Teslim olmak, gelmek Hı -hı. dairenin içerisine girmek. Dairenin içerisine girdikten sonra oldum, bittim denilmiyor. Aslında bir tür yeni başlıyorsunuz. Ee, bu yeni başlama alanı e, dikey hale geldiğinde arayışınız yataylıktan dikeyliğe geçtiğinde de iman etmiş oluyorsunuz. Yani iman aslında öyle hemen elde edilen bir şey değil. Ondan dolayı gene peygamberin huzuruna bir genç adam suretinde gelen Cebrail'in sorduğu mel İslam, mel iman, mel ihsan. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? soruları çok enteresan sorulardır. Yani eğer İslam'la iman aynı şey olsaydı iki ayrı soru olarak sormazdı Cebrail. Peygamber Efendimiz'e bir İslam'ı soruyor. Nedir İslam diyor. Ardından bir de iman nedir? Diye. İmanı soruyor. Bir de üstünden ihsanı soruyor. Demek ki dereceler var. Modern Müslümanların, modern dindarların kaybettiği en önemli geleneksel, tradisyonel prensip dereceler kavramıdır. Bugünkü modern Müslüman çok politize olduğu için hem ontolojisinde hem epistemolojisinde aşırı politik kavramlarla konuştuğu için ve İslam dini aşırı sosyalleştirildiği için, yani sosyal bir yönü yoktur demiyorum, aşırı sosyalleştirildiği için din sosyal bilimler kavramlarıyla anlaşılmaya çalışılıyor. En büyük hata. Oysa ki spiritüel ve manevi tarafları dinin dışlanmış oluyor. Bundan sebep, bundan dolayı İslam dini üzerine konuşanlarda derece kavramı yok. Tek bir şey var. İslam kimilerinde bugün yani günümüzde maalesef karşılaşıyoruz o tür kimselerle. İslam'ın maneviyatından, pratiğinden uzak, maneviyatıyla alakası olmayan, İslam'ın maneviyatını yaşamayan ama kavramsal olarak belki tırnak içerisinde İslamcı diyebileceğimiz insanlarla karşılaşabiliyoruz. Olabiliyor. Hı. O zaman İslamcı ne oluyor? İslami bir ideolojiye mensup kimse oluyor. Bu farklı Müslümandan bir şey. başka bir şey oluyordu. Hani mümin nasıl Müslümandan başkaysa İslamcı da sanki Müslümandan daha başka bir şey. Müslüman değil manasına söylemiyorum değil. ama. yani gene İslam'ın içerisinde. Başka bir şey. şey. Evet başka bir şey. Yani neticede asıl ı Saadet'e Peygamber Efendimiz'in zamanında İslam kelimesi bütün bu manaları tazammun ettiği için içerdiğinden dolayı bir başka takıya ihtiyaç yoktu. Sonra? Ama tarihi süreç içerisinde ister istemez İslamlar çıktı ortaya. Yani bu doğal bir süreçtir. Her... Ee, ...bilim adamının, her e, mütefekkirin anlayışı doğrultusunda işte mezhepler, meşhepler ortaya çıktı. Bu sadece İslam'ın başına gelen bir şey değildir. Bugün Hinduizm'de de, Budizm'de de, e, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de mezhepler, meşhepler bulunmaktadır. Ve bu doğal bir süreçtir. Fakat tek problem, e, Hz. Mevlana'nın e, o ormanda e, körlerin fil tarifinde e, benzetmesinde olduğu gibi ana gövdeyi kaybedip herkesin tuttuğu, izlediği yolun, mezhebin din yerine ikame edilmeye çalışılmasıdır. Yani bugün ben Caferi isem eğer veya Hanefi isem eğer, Şafi isem eğer, İslam dini eşittir benim Şafi mezhebim oluyor veya Caferi mezhebim oluyor, onun haricindekileri adeta dışlıyorum. Bu çok ciddi bir hata. Bu olmadığı sürece, <laughs> bu olmadığı sürece, Allah'a giden yollardan bir yol da benimkisidir. Ben şu mezhebi izleyerek Allah'a ulaşmaya çalışıyorum. Ana esası kaybedilmediği sürece mezhepler aslında bir tür metodolojidir. İzlenilecek bir yöntemdir. Zaten etimolojik karşılığı Arapçada da zehebe yesebe'den gelir ve mezhep gidilecek <laughs> Hocam, yol demektir. Çok özür dilerim. Yani o kadar güzel, o kadar harika anlatıyorsunuz ve hakikaten kapsayan bir şekilde anlatıyorsunuz ki araya girmekten hep imtina ediyorum. Ama buyurun. Ama Şimdi mesela bizi seyreden birisi, ben bu dikey yolculuğu evet. Kur'an ve Sünnet'ten alıp yaparım tabii. ustasız bu yolda yürürüm diyebilir mi? Diyemez mi? Efendim şöyle yani ya da tabii, yürüyebiliyorsa buyursun. Tabii ki, ki diyebilir. Yani tabii ki diyebilir. Bunun böyle e, şey yok. Ama şöyle istiyorsanız konuşalım. E, ben araba kullanmasını hiç bilmiyorum diyelim. Hı -hı. E, araba kullanmak istiyorum ve araba kullanmak için de ben hiçbir hoca kabul etmiyorum hiçbir hoca araya almayacağım bu araçla arama kimse girmesin bu araca ben oturacağım ve başlayacağım çalışmaya bu kişi bu araba kullanmasını öğrenebilir mi yani oraya buraya çarparak Efendim belki birilerinin canını yakarak belki kendi canını yakarak araç motoru hakkında bilgi sahibi kitaplardan okuyarak bir zaman sonra belki o arabayı kullanmaya başlayabilir ama e, daha evvelden araba kullanmış kendisine zulmetmiş olacak yani 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 e, aklın yolu bir e, öğretmensiz hiçbir zanaat tarihte öğrenilmedi. Bilmediğimiz Din şehri bir zanaattır. Bilmediğimiz bir şehri mihmandarsız dolaşamıyoruz e kesinlikle. Yani, yani öğretmeni orada. dışlamak hiçbir ilimde olmaz. Şimdi siz matematik öğrenmek istiyorsanız matematiği bir yere kadar kitaplardan öğrenebilirsiniz. Özellikle matematiğin ileri dereceleri için muhakkak bir öğretmene, muhakkak bir öğretmene ihtiyaç var. O size bazı şeyleri gösterecek ve bol temrin yapacaksınız değil mi? Hı. Bol egzersiz yapacaksınız, bol problem çözeceksiniz. Problem çöze çöze artık meleke kesbediyorsunuz ve rakamlar, sayılar gözünüzün önünde otomatik çözülmeye başlıyor. Bu şirk mi? Ee, diyebilirsiniz. Matematikte arama niye bu öğretmen girdi diyebilirsiniz. Evet. Ya da patrondan maaşı alıyoruz. Rezak Allah patron niye arada duruyor? Evet. Araç... E, Doktordan şifa için doktora gidiyoruz. Araç araya eğer Allah tarafından seçilmişse, Allah araç kendisi seçmişse onu dışlamak bu anlayışa göre küfürdür. Peygamberler de neticede bir araçtır. Eğer öyle olsaydı Allah yeryüzüne her bir insanı doğrudan irtibat olduğu gibi e, hiçbir peygamber aracılığı ...hissetmeksizin... ...belki gökyüzünden fasiküller atarak... Yeah. E, ...işte kutsal kitaplar... ...fasikül fasikül gelirdi veya hani... ...modern tabirle konuşalım... ...işte download edilirdi herkesin kalbine... Değil, bu ...biraz e, sibernetik konuşalım... ...modern e, filmlerde de olduğu gibi... ...olamaz mıydı? Olurdu. Oysa ki bir peygamber yani insan cinsinden... ...insan tekinden... ...bir e, cins üzerinde... ...bir tipoloji üzerinde... ...pratiğini göstererek... Ve onun ağzından sözler dile getirilerek bir mesaj veriliyor insanlığın anlayacağı düzeyinde. Dolayısıyla bir cahil insan dahi, doğru düzgün eğitimi almamış bir insan dahi ya ben muhatap olamadım diyemiyor. Çünkü onun seviyesine dahi indirilen bir mesaj söz konusu. Fakat o seviyenin içerisinde yüksek seviye de var. Yani burada özellikle İslam dini son yıllarda çok fazla popülerleştirildi. Yani işte bazı ideolojilere hapsedildi, bazı versiyonlar öne çıktı. Ee, yani İslam'ın bir seçkin ve elit tarafı vardır, aristokratik tarafı vardır. Bunu belki de birçok tepkiyi göze alarak söylüyorum. Fazla vulgarize edilmesi İslam'ı çok özür diliyorum. Çok fazla İslam'ı avamileştirdi. Bu avamileştirme, bazıları köylüleştirme falan diyor. O manayı kastetmedim ama çok fazla avamileştirildi. Neticede İslam'ın bir Şehirli tarafı, İslam'ın bir rafine tarafı, seçkin elitist bir tarafı vardır ve tasavvuf da bu karşılığı görmektedir. Yani evet, belki bazı genç arkadaşlar İslam'ı fazla ideolojik yorumlayarak, bazı ideolojilere eklemlemek suretiyle işte özellikle rahmetli Ali Şeriatinin çok değerli bir İranlı yazar gerçekten ben de kitaplarını, romanlarını efendim hikayelerini, her şeyini okuyorum. Çok dili, kalemi çok çok güzel ama hı hı. E, fazla sol terminolojiye indirgemek suretiyle e, fazla İslam dini eşittir, fakirlik e, vurgusu fazla öne çıktı. E, gerçek böyle mi acaba? Onu bir sorgulamak gerekiyor ben bundan biraz rahatsızım. Ki yani. böyle olmadığı da belli. Hatta hocam bazen bunda o kadar ileri gidenler var ki mesela Hazreti Osman'a, Hazreti Ebu Bekir'e sahabenin fakir olduğu zamandaki zenginliklerinden dolayı laf etmeye, dil uzatmaya gidecek kadar haddi aşanlar evet, var. Evet, evet. Bu, yani bu, burada kadar. şimdi zengin fakir ayrımı yapmak istemiyorum ama belirli şeyler, belirli görgülerden sonra elde edilir. Dinde de böyledir. Ee, onun için Peygamber Efendimiz bazı kimselerin Müslüman olması için dua etmiştir. Çünkü o kişiler hıyaruhum Filcâhiliye cahiliye fil İslam. Onlar cahiliye döneminde de seçkin kimselerdir, seçkin elit kimselerdir. İslam'a onların girmesiyle İslam da e, şeref bulacaktır demek suretiyle o kimseler için dua etmiştir. Hı hı. Mustafa kelimesi seçilmiş ne demektir zaten? Yani bu manada e, fazla e, e, Nasıl diyeyim? İçtimai veya fazla sosyalist yorumlar e, e, İslam'a biraz şey oluyor. Fazla vulgarize ve avamileştiriyor İslam'ı. Yoksa e, İslam'ın çok elitist ve aristokratik bir tarafı vardır. Arif olan anlar ve böyle evet. bir tarafının olması da İslam'a bir zarar verecek değil. Bunu da sanki son, son zamanlarda çok yapıyoruz hocam. Hani e, Anladığımız İslam'ı belki bir noktasını yanlış anladığımız için güya temize çekmek adına güya temize çıkarmak adına kendimiz bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyoruz. Halbuki problem anlayışımızda evet, evet, hani gözlükteki evet. problemden dolayı gidip duvarları farklı renge boyamaya benziyor. Evet, evet, silsek aslında düzelecek. Demin ki yerden devam edecek olursak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve bir insan tekine, Peygamber Efendimize indirdi. Peki biz direkt oradan alamaz mıyız? Neden arada bir mürşidi kamil? Şimdi e, yani tekrar aynı şeye geliyoruz. Hatta peygamberi de atlayalım. direkt alabiliyorsunuz Allah'tan alınız <laughs> peygamberler neticede aracıdırlar yani peygamberler e, şimdi peygamber e, e, peygamberi iyi tanımlamak gerekiyor Hı. buralar belki biraz tehlikeli alanlar buralarda e, dikkatli konuşmamız icap ediyor konuşurken e, Allah niye peygamber yani peygamber mesela Hz Muhammed Hz İbrahim Hz İsa sıradan e, yani af buyurun vulgarize ediyorum bunu yaparken ama sanki Google Map'ten haritadan Cenab-ı Allah şu, şu bölgeden bana birisini tutun getirin demek suretiyle bir peygamber seçimi mi söz konusu yoksa e, daha Adem'in hamuru karılmamıştı daha Adem'in hamuru karılmamıştı ben peygamberdim e, sözünde olduğu gibi Acaba bunlar e, yapısal anlamda e, bedensel olarak dünyaya gelmeden evvel e, Mekke'de Abdullah ve Amina isimli iki bedenli varlığın çocuğu olarak dünyaya gelmeden evvel veya Meryem isimli bir e, hanımın e, e, ruhu, kendisine Cebrail'in ruhu üflenmek suretiyle dünyaya e, getirdiği İsa isimli o bedenli varlık Bizim gibi ete kemiğe bürünmüş varlık oluşlarından evvel bu kimselerin, bu şeylerin hakikatinde bir tohumlarında, hamurlarında farklılık söz konusu muydu? Bu soruyu ben ortaya atıyorum. Yani bu soruyu sormak istiyorum. Ki cevabı tasavvufta evet. Yani Muhammed, Muhammedun Kelbeşer, tamam evet Muhammed bir insandır. Ama bel yakutu beynel hacer. Evet taşlar içerisinde bir yakut gibidir. Yakut da taştır neticede ama yakutla kaldırım taşı herhalde bir değildir. Dolayısıyla peygamberler e, sıranan insanlar değillerdir. Bir bakıma yürüyen ayağı, tutan eli, e, konuşan dilidir Allah'ın yeryüzündeki peygamberleri. Peki Evliya-i Kiram hazaratı? Evliya-i Kiram Hazeratı, insan yani kamil. <laughs> Şimdi bu zincir hikayesi var e, Serdar kardeşim. Yani zincire e, halka olmak, her şey yeryüzünde eklemlenir birbirine. Hı hı. E, alimler, ilim adamları yeryüzündeki ayrık parçaları ekleyebilene denir. Cahil, cahil odur ki irtibatlandıramayasın. Yani irtibat kuramayan kimseye cahil, cahillenir. Alim o kimsedir ki irtibatlandırabilir. Hadi bir irtibatlandıralım hocam. <laughs> Nasıl yapacağız? Yani el ele el hakka demişler hmm. e, büyükler. Bunlar bizim böyle ilk defa konuştuğumuz şeyler değil e, Serdar kardeşim. E, ben deniz tradisyonalist birisiyim, bir geleneğe tabiiyim. Bu gelenek dün akşam e, oluşturulmuş bir şey zaten gelenek denmiyor. Hani evet. since şu an 2013'teyiz, <laughs> bazı dükkanlar görüyorum, işte Sinsi 2010 diyor falan. Olmaz. Evet. Yani 3 yıllık bir müessese bir gelenek oluşturamaz. Gelenek dedenizden, öyle Türkiye'mizde de öyle büyük firmalar var ki, o kadar güzel firmalar Hı -hı. var ki, Anadolu'da da, İstanbul'da da, işte 100 yıllık, 150 yıllık dededen oğula, oğuldan toruna geçmek sureti. işte buna gelenek deniyor. Bu nasıl oluşuyor? bir müessesenin ayakta kalabilmesi için ürettiği üründeki kaliteyle test edilmesi halkın indinde test ediliyor. Halk o ürünü ala 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 kalitesini benimsiyor ve o müessesenin devamlılığı sağlanıyor. Eğer böyle olmazsa o müessese kapanıyor ve devamlılığı sağlanmıyor. İşte dini ilimlerde de gelenek, dinlerde de gelenek test edile edile, denene denene, elden ele geçerek gelmiş bir silsile bir halkaya tabi olmayı beraberine getiriyor. Ben ha hiçbir halkam yok. Hiçbir halkaya tabi değilim diyebilir bir kimse de. Yani illa halk diyebilir. Fakat tamamen her şeyle yeni bir kreasyondur. Her şeyle ne çıkacağı belli değil. Peki yeni kreasyon deyince bir ara soru olarak kabul edin hocam. Mesela şöyle bir fark var mıdır diye soracağım. Bugün 10 kişi bir araya gelsek mesela Mahmut er Kılıç hocam biz çok seviyoruz. Hocamın etrafında toplansak Lütfen başka örnek verelim. Başka bir yani. isim yok. Yani, <laughs> yani peki Serdar Tuncer'in etrafında toplandı tamam. 10 evet. kişi ve buna dediler ki serdariler. Tamam. Ve evvelden gelen herhangi bir ekolle irtibatımız da yok. Tamam. Böyle bir oluşum. Tasavvuf'tan başka bir şey. Peki mesela böyle bir oluşumun başındaki kişinin söylediği söz evet. onun kendisine bağlananlarda uyandırdığı etki, onu alıp güzel yerlere götürebilme gücü. Diğer tarafta da işte 14 asırdır zincir o verdiğiniz misalle bağlanarak gelen bir silsilenin başında duran bir zatın söylediği söz, onun etkisi, onun gücü arasında dağlar kadar fark vardır değil mi hocam? Çok mu çanak bir soru oldu? Şimdi e, Serdar Bey, Serdariler e, konusuna e, gelelim. Eğer Serdariler, Serdar e, isimli beyefendinin etrafında toplandıkları zaman, o Serdar isimli kimse kendisi e, bir şekilde af buyurun tabirimi e, fişini prize takmışsa, hı hı. yani elektriğini bir yerden alıyorsa hı hı. aydınlatabilir. Onu o kimseler bilmeye olabilirler. Ya bir zincirin ucuna bağlanmamışsa e siz prizden fişi çekin ne olursa fizik kanunlarına ne olursa o olur. Buna düşünce bağlantısı da denebilir. Yani illa e, el bağlantısı olmayabilir. Düşünsel bağlantılar çok önemlidir. Yani kainatta fikri bağlantılar, her şey mesela fikri baba fikirde senin bir baban vardır ve o fikir çocuk doğurur neticede döllenmeyle aynı cinsi hayattaki e, neslin devamlılığı nasılsa fikirlerin devamlılığı da o şekilde olacaktır. İdeolojilerde de böyledir. Yani bir ideolog, bir görüş sahibidir. O görüşten etkilenen insanlar münfaildirler. Yani o faildir, o münfaildir ve oradan çocukları doğar. Ve o hmm. ideoloji gidebildiği yere kadar gider. Gidebildiği, kendine eğer yenileyebilirse. Şimdi bu ee, silsile de halkada düşünce halkasına tabi olmada halkalara tabi olmada şöyle bir şey anlaşılmasın geleneklere varsa aynen bunu tekrar edilecek yeni bir şey söylenmeyecek Hı -hı. böyle bir şey e, söz konusu değil ee, müçtehitler yani iştihat makamına sahip olan pirler pirler müçtehit olanları ve olmayanları diye ayrılırlar ee, yani büyük ustalar ustaların müçtehit olanları bir silsileye tabi olmakla beraber kendileri o yolda, o erkanda belirli bazı e, e, formülasyonlar hani reform demeyeyim ama bazı tasfihlerde bulunabiliyorlar. Bazı ilaveler, bazı çıkarmalar yapabiliyorlar. Bunlara iştihat sahibi müştehitler deniyor. Ve ondan sonra o yol, o kol o kişinin adıyla anılarak devam ediyor. Hı hı. Fakat müştehit olmayan yani iştihat fittarik olmayan kimselerde ise kendi yolundan büyüklerinden gördüğü insan eğitime yöntemi neyse o eğitim e, pedagojik esasları alır Aynı aynen de devam tatbik eder. O şekilde insanlığa hizmet etmeye çalışır. Burada hedef insanın kendini tanıması ve insanın kaynağı ile olan arasındaki perdelerin ona öğretilmesinden ibarettir. Ey insan sen siyasetle meşgulsün. Ey insan sen Zenginsin, ticaretle meşgulsün. Ey insan sen malla mülkle işte evlatlarım var, aşiretin var. İşte e, şunlara şunlara sahibim diyerek övündüğün şeyler var. E, güzelliğin var. Bazı özellikle modern hayatta çok vurgulanan bir şey. Fiziki güzellik vurgusu üzerinde gençler heba ediliyor. Yani e, güzellik uğruna harcanan dolarlar, milyar dolarlar. Ee, ve bunun o belirli bir yaştan sonra pörsüme e, geleceği öğretilmiyor tabii ki kimseye, hiçbir bayana, hiçbir e, insana. Ya Sen ne yaparsan yap, ne kadar anti-aging e, ilaçları kullanırsan kullan ama bir gün bu o doğa kanunu bulur. Doğa kanununa göre senin fiziksel özelliklere de bazı sarkmalar, pörsümeler olacaktır felsefesi verilmediği için bunalıma, krize gelenler oluyor gençlerin içerisinde. Ya, sürekli sektörler doğuyor hocam oradan. Işte. Anti-aging diyorsunuz. Efendim bir gerdirme, botoks vesaire derken Tabii ki. Şey devam ediyor. Hizmet devam ediyor Allah'tan. Tabii ki. Hepten Ama yanılgıya uğratmıyorlar. Ruhsal botoks talimleri beraberinde verilmeyince her şey sırf dışta olunca dışta pörsüyünce biliyorsunuz Hazreti İbrahim Tanrı arayışı içerisindeyken yıldızlara önce secde etmek istedi. Öyle değil mi? Ama yıldızlar ne oldu? Söndü. La uhibbul afilin. Ben sönenleri sevmem dedi. Sönenlerde beka yoktur, kalıcı değildir. Her zaman taze olana ben secde ederim dedi ve Allah'ı buldu. Dolayısıyla insanın da her zaman taze olan ruhi zenginliğidir. Ruhi zenginliği o insana öğretilirse o insan her zaman gençtir. 90 yaşında da olsa gençtir. Ama sadece insana dışsal özellikleri öğretilirse böyle bir eğitim formatlanırsa filmlerinizle işte batıdan ithal filmlerle şeylerle bugün 16-17 yaşında özellikle adolesans sonrası tam kimliklerin oluşmaya başladığı bir çağda gençlere bu tür filmler iz, izleye isteye ister istemez e, karşı cinsede güzel görünme ve hava atma e, beraberinde de gelince e, ister istemez bir ruhu olmayan ama dışını süslemeye çalışan varlıklar haline geliyorlar. Bunun semeresini de toplumsal olarak görüyoruz. Bunları ben insan hayatının hem maddesel tarafı hem ruhani tarafı olduğu için beraber değerlendirilmesi kanaatindeyim. Yani dışsal özellikleri de ihmal etsin, dışını çirkinleştirsin demiyoruz. Ama beraber alındığında ve esas olan içtir denildiğinde daha randımanlı olur. Bir nevi Zülcenaheyn olmak. Tabii ki. Hocam tabii ki. kısa bir reklam arası ondan sonra başka şeylerde Profesör Doktor Mahmut Erokılıç hocamla tasavvufu konuşmaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Mahmut Haro Kılıç hocamla tasavufa dair konuşmaya devam ediyoruz. Gerçi bunu söylerken başta da ifade etmeye çalışmıştık. Tasavuf dile dökülesi bir şey değil ama nedeni, nasılı, niçini, ne kadarı mutlaka konuşulacak ki neden dile dökülemeyeceğini en azından anlayalım. Sevdiğim bir dostum kendisine sorulmuş. Bu büyüklerin, Allah dostlarının hayatını okumanın insana ne gibi faydaları vardır diye. Demiş ki hiçbir faydası olmasa insan onlar gibi olamadığını fark eder de mütevazı olur, boynunu yüker evet. diye cevap vermiş. Tasavvuf dinin arkeolojisidir, İslam'ın arkeolojisidir demişsiniz hocam bir makalede. Evet. Ne demek? Ne yani Foucault'dan ödünç alınan bir kavram düşünce arkeolojisi. Biz düşünceleri sadece e, monoblok bir şey zannediyoruz. Oysa ki düşüncelerin katları bulunmakta. Yani dereceleri bulunmakta. İşte Foucault e, Foucault'un Sarkacı kitabında Umberto Eco da roman dilinde aynı şeyi yapıyor. Romanın katları olduğunu söylüyor. her şeyde dereceler olduğu gibi İslam din, dinlerin de içinde dereceler var. Bir sati düzey var. Herkesin anlayabileceği ama bir de ve rasihi nefil ilm yani ilimde derinleşenlerin, rasih olanların derin sahibi, derin görüş sahiplerinin anlayabileceği düzeyler var. Rasih olmak farklı bir şey mu? Aşağı mesela? yukarı aynı. Derinleşmek, e, fıkıh etmek, anlamak, derinlemesini anlamak, sati anlamanın ötesine bir de derinlemesi. Kuranda bu şekilde derin anlayış sahipleri, yani düz anlayıştan farklı bir de derin anlayış sahipleri e, e, tabir edilen ulil elbab tabir edilen bazı gruplar da var. E, bir anlayış derecesi bulunmakta. Onlar ihmal ediliyor. O anlayış derecesi ihmal ediliyor. Her şey aşağı çekiliyor. Ve İslam dini şu an aşırı vulgarize edildiğinde epistemolojik anlamda da bu hale getirildi. Yani İslam dini sıradan, çok özür dilerim, yani e, bazı yörelerimizde vardır. Yani beş tane oğlum var, en zekisini işte tüccar olsun dedim. Daha sonrasını işte askeriye gönderdim. Diğeri de polis olsun. Şu da okuyamadı en geri zekalı olanı tabiri caizse hafız olsun diye Kur'an kursuna gönderdim. Şimdi bu en alt seviyeyi siz İslam dininin temsili için harcarsanız yani o kategoriyi ona bırakırsanız sonuçta da İslam dininden çok büyük mütefekkirlerin, düşünürlerin, filozofların çıkmamasına da hayıflanmamanız gerekiyor. oysa ki dış dünyada böyle değil. Yani diğer dinlerde en seçkin insanlar dinle meşgul olmaktadırlar. Bu o, Osmanlı'da Selçuklu'da da böyleydi. O açıdan İslam dininin arkeolojisi derken yataylığın ötesinde derinlemesine inmeyi, altta yatan sebepleri çıkarmayı kastettim ben tasavvuf derken. Harika da oldu. Yine kısa bir reklama gideceğiz. Evet. Reklamdan sonra Profesör Doktor Mahmut Kılıç hocamla hakikaten mühim birkaç mevzuyu dar zamanda cevap verilemeyecek birkaç mevzuyu, çok önemli meseleleri konuşmak üzere tekrar huzurunuzda olacağız. Efem Tasavvuftan konuşuyoruz, sevgili hocam. Bir takım sorularım var. Bu soruların cevaplarının çok kısa zamanda verilemeyeceğini ve hakikaten vaktimiz müsait olsa belki saatlerce konuşulması gerektiğini farkındayım. Ama süre kısıtlı. Bu Tasavvufun konuşulduğu programda da bunlara değinilmesi icap ediliyor. Ben istirham etsem, hızlı bir şekilde sorularımı sorsam, ikişer üçer dakikada cevaplar alabilir miyim? Müsaade ha, eder misiniz? Drajeler bana? halinde cevap. Şey. Evet, drajeler halinde mümkün olduğu kadar istirham edeceğim. Mesela bir tanesi şu: bir yazınızdan alıntı, mürşit deneymiş. Rabıta Kuranda var diye'nin canı çıksın deyip ortalıkta alim diye dolaşıyor. Rabıtasız bilgisayar bile açılmaz diyorsunuz. Rabıta ne demek? Rabıtasız neden olmaz? Bilgisayar niye rabıtasız açılmaz? O bile. Ee, yani rabıta bir kere irtibat kurmak demek. Yani irtibat kurabileceğiniz şey e, bir imaj olarak siz e, gözünüzün önünde canlandırdığınız zaman o imaj onun ruhunu çeker. Bütün imajların ruhu vardır. Hı hı. E, ruhuna ulaşamadığınız şeyin önce imajını çekersiniz. Sadece imajda kalırsanız putperest olursunuz. Ama imajın ardından ruhu çekebilirsiniz. Bu kabe de bir imajdır. Kabe'yi düşünmek Kabe'nin yakında olmayanlar için tavsiye edilir. Oysa ki Kabe bir taş duvardır. Ama taş duvarın içindeki ruhu çekmiş oluyorsunuz. Bunun kısa özeti üzüm üzüme baka baka olgunlaşır. Yani kararır. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Bir diğeri mürşid olmayanın mürşidi şeytandır diye bir ifade var. Bu, bu çok anlaşılan bir ifade değil. Nedenini merak eder insanlar. Ne demek bu? Şimdi mürşit burada e doğru yola, doğru bilgiye gitmenize rehberlik eden öğretmenin gelenekteki karşılığı. Bir tür öğretmen. Siz o öğretmene benim ihtiyacım yok dediğiniz anda size bunu dedirten mekanizma satanik güçler. Yani şeytan bütün melekler secde etlenildiğinde ben onlardan daha bilgiliyim demek suretiyle secde etmedi. Ondan dolayı şeytan oldu ve şeytanın yolu hala geçerli. Biz şeytanın, şeytanın müritleri var. Özür dilerim. Şeytanı ateist zannederiz ama şeytan ateist değil galiba. Değil. değil mi? Şeytan Allah'ın varlığını kabul ediyor. Fakat şeytanı şeytan yapan özellik çok yani altının çizilmesi gerekli bir özellik. Şeytan Allah'ı kabul ediyor ama insanı kabul etmiyor. Burada çok önemli bir ayrım var. Özellikle bazı akım mensuplarına buradan duyurmak isterim. Yani meleklerin hepsi o anlayışa göre müşrik oluyorlar. Çünkü melekler Allah'a secde etmediler. Melekler Adem'e secde ettirildiler. Adem'e secde etmesi ibadi secde değil. Onun varlığını, onun otoritesini kabul etmek. Allah çünkü bazı isim, isimlerin tamamını Adem'e yükledi. Ve kabul edin bunu dedi. Meleklerin hepsi eyvallah dediler ve secde ettiler Adem'in önünde. Tek bir tanesi gururdan ve kibirden dolayı. Sen onu beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ne ki o? İnsana niye bu kadar önem veriyorsun? Bana önem ver diyerek kıskançlık insanoğlunun en kötü şeytani hasleti kıskançlıktır. Kıskanç olan kimsenin cennete giremeyeceğine dair yüzlerce şeyler bulunur o manada. Yani başkasındaki bir şeyi kıskanmak anlamında. Bundan dolayıdır ki eğer mürşit diye doğru pozitif yolunda senin bir öğretmenin yoksa, Alemde boşluk yoktur. Boşluk kaldırmaz. Sen doğru bilgilendirilmiyorsan benim egom bana yetiyor demektir. Nefsim bana yetiyor demektir. Onun da sahibi, onun da piri, onun da mürşidi, egonun şeytandır. Of, yani mürşidi olmayan aslında benim mürşide ihtiyacım yok derken kendisine mürşitlik ediyor. Kendi gibi. egosu. Tabii ki buradan yola çıkarak bazı insanlar yani işte ben mürşidim şuyum buyum bana gelin gibi reklamlar yapabilirler. Biz onları kastetmiyoruz. Biz prensipler düzeyinde konuşuyoruz. Ama günümüzde işte her Nasıl şey çorba hocam? yani. hocam yani hakikisi? Yani her şeyin... Bu bir delil her... var mı? Hani bir tabii mürşid-i ki, kamile giderken. Tabii ki tabii ki her şey anlaşılır. Yani her şey peygamberin dahi bir kokusu vardır. Peygamber yani sıradan bir insan değildir peygamber. Velayet makamı sahiplerinin velayet nuru vardır. Yani buna dair kitaplarda çok uzun izahatlar verilir. Ben hatırlarım Necip Fazıl'ın güzel şiiriydi. O yüz ki her hattı tevhid kaleminden bir satır, o yüz ki göz deyince Allah'ı hatırlatır. Evet evet, evet evet evet. Yüzünü gördüğümüzde evet. Allah'ı hatırladığımız evet. insanın Velayeti olabilir. Peki ikilik konuşuyorsa bir kişinin ağzından mürşit değildir derler. Yani ben ve o, biz şunlar bunlar bizler ama sadece tevhidten bahsediyorsa, birlikten bahsediyorsa Efendim az evvel söylediğimiz gibi, e, el yaman oğlum biz samanız, bizden bir şey yok diyorsa, bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir diyorsa, e, bizde bir şey yok diyorsa, o kimsede bir şey vardır. Ama gel bana, her şey bende oğlum, her şey <laughs> <laughs> beklenen Mehdi benim <laughs> evet. diyorsa… Maşallah… Evet. Çek gitsin der bizim arifler. Evet. Peki hocam şu da önemli bir soru diye düşünüyorum. Hani Hazreti Mevlana vardı, Abdülkadir Geylani, Şah Akşimen. Diğer büyük zatlar vardı. Evet. Ama dünyadan göçtüler. Evet. Bugün de böylesi zatlar var mı? Yani bir kere şöyle. E, Allah'ın veli, Allah'ın 99 isminden yani zuhura gelmiş isimleri 99. Ama butunda olan başka isimleri de var. Bilmiyoruz biz. Bize bildirdikleri 99. Aha. Bunların hepsi 99'da sınırlı değil anlamında söylüyorum. Allah'ın isimlerinin sayısı, sonu, nihayeti yoktur. Bildirmiş olduğu isimlerinden bir tanesi Huvel Veliyyu. Allahu veliyyukum. Allah sizin velinizdir. Allah velidir. Allah'ın her isminin mazharı olmak zorundadır. Yani Allah alimse alimler var demektir. Allah hakimse hakimler var demektir. Ya İbn Arabi Hazretleri her abd için bir esma yoktur ama her esma için bir abd vardır. Kesinlikle. Devam edin. Yani bunlar işte Abdul Alim, Abdül Hakim o tafsilata girmek istemiyorum. Allah gani ise mesela Allah'ın fakir diye ismi yoktur. Demek ki fakir ontolojik manada yoktur yeryüzünde. Allah ganidir. Çok evet. çünkü Allah diyor ki Allahu ganiyyu ve fukara. Ben zenginim sizler ontolojik olarak bana muhtaçsınız. Bir şey, bir başka bir şey varoluşu için bir başka şeye ihtiyaç duyuyorsa o fakirdir. İsterseniz eee Körfez şehlerinden olunuz, milyar dolarlara sahip olunuz ama siz fakirsiniz. Çünkü varoluşunuz için bir başka varlığa ihtiyaç duyuyorsunuz. Gani odur ki tek başına var olur. Hiçbir başka şeye ihtiyaç duymaz. Ona gani denir. O zaman haddini bil, kim olduğunu gör. Veli. Ismi. Eğer gani ismi varsa Allah'ın yeryüzünde Gani'leri de olacaktır. Veli ismi varsa Allah'ın veli kulları vardır. Allah veli ismini iptal etmediği sürece biz veli yoktur diyemeyiz. Eder mi? Böyle ama, bir şey var mı hocam? Allah'ın zaman içerisinde bazı stratejiler değiştirdiğini görüyoruz. Dinler tarihine baktığımız zaman. Dinlerin arasında bir devamlılık söz konusudur ama... Ama ana özü, prensipleri muhafaza etmekle beraber bazı söylemlerde, bazı pratiklerde artılar ve eksiler yapabilmektedir e, Cenab-ı Allah. Yani burada e, biraz bu din felsefesine girecek bir konu bu ama vaktimiz müsait mi bilemiyorum. Yani Allah'ın yeryüzündeki bazı seçkin kullarının amelleri ve istekleri doğrultusunda bazı mesajları da gönderdiğini de bilmemiz gerekiyor. Yani burada şöyle bir anlayış vardır bazı ilahiyat çevrelerinde. Yani Allah yarattığından bağımsız olarak kendisi adeta ilahi manada bazı şeyler kurgular ve gönderir. Hayır Allah yarattığından kopuk değildir. Allah yarattığıyla her an o bir iştedir, her an Bu irtibat işi. halindedir. Evet, her an, her salise. Dolayısıyla o kadar irtibatlı oluşta Allah'ın mesajlarını gönderişi de bazen yeryüzündeki insanların seçkin insanların e, göğün kapılarını çalması suretiyle yeryüzüne indirdikleri Allah. şeylerdir. İşte göğün kapısını yer göğün kapısını çalacak adam e, yeryüzünde kaldı mı? Hocam bu enteresan. Mesela makaleatta vardı zannediyorum. Diyor ki kul vardır lebeyk deyince Allah buyur kulum der. İşte. Şimdi arada çok ciddi fark He. var değil mi? Insandan insanın kamile Ciddi bir fark Cebrail'in Allah'tan izin istediği... Müsaade et bir kulum var yeryüzünde onu ziyaret etmek istiyorum. Çok muhteşem şeyler yapıyor. Merak ettim onu ziyaret edebilir miyim diye Allah'tan izin istediği kimse var. Kim o? İdris Peygamber. İdris Peygamber Cebrail Aleyhisselam Allah'ın izniyle gelip ziyaret ediyor. Sonra dile benden, ne dilersen diyor. Böyle insanlar var yeryüzünde. Yani insanın mevkiini diğer anlayışlar çok iyi oturtamıyorlar. Yani Allah ve insan arası şirket şirk şirk korkusundan, şirke düşme korkusundan dolayı insan ve Allah arasına o kadar fazla mesafe koyuyorlar ki hani Hazreti İsa'nın başına gelen gelmesin diye. Amenna o o o o kırmızı çizgiyi muhafaza etmek tabii ki gerekiyor. Ama o kadar da fazla ayırıyorsunuz ki neredeyse yok diyeceksin dilim varmıyor demiş yani baba erenler. <laughs> bir oraya kadar var. Bir makalenize geleceğim. Tam bununla alakalı. Ben size şah damarınızdan yakınım diyor. Ayet. Tasavufa karşı olanlar bu ayeti iptal ettirsinler. Ben de tasavvufu bir kenara atacağım. Yani yani. Arapçada bir şeyin özünün özü kendi demektir diyorsunuz şah damarı. Lüb-lüb yani Yani şah Hazretleri damarı bir şeyde işte Kurban Bayramı da şah damarı kesilen bir varlık yaşamaz. Bey, o bize şah damarımızdan daha, daha yakın. Sağ, biz ona ne kadar? Sen uzaksın diyorsun. Yani Allah diyor ki ben sana yakınım. Do'yi ni estejiplekum. Bana dua edin. Ben size çünkü inni karip. Çünkü ben yakınım. Ben yakınım diyor. Allah kendini tanımlarken ben sana yakınım diyor. Hiçbir şey beni kuşatamadı. Mavasi yani. Hiçbir şey beni kuşatamadı. Sadece mümin kulumun kalbi beni kuşattı diyor. Tamam Allah mekandan münezzeh hiçbir mekana sığmaz ama kulun kalbine de sığmaz dersen günaha girersin. Ben kalbe sığarım diyor. Benim evim orası diyor. Beytullah diyor. Kendisi böyle söylerken e, dolayısıyla bizim aşırı e, tefrik dediğimiz yani ayırıcı teolojimiz Allah'la kul arasını o kadar o kadar uzaklaştırdı ki Allah'ı bulutların ötesine attık adeta. O zaman yeryüzünde serbest hale geldik. Evet. E, bu bir tür tersten okuma şeklinde bir hümanizm oldu. Müslümanların çoğu bu bu ideolojideler şu an. Peki o mesafenin kapatılması i̇şte yanlış mı? Yanlış bir selefi, pasavuz. yanlış bir vahabi yorumu, yanlış bir seleficilik, yanlış bir modernist anlayışlar bu noktaya gitti. Ya bunların da kalkış noktası şuydu. Daha fazla samimiyet, Allah'la fazla samimiyet, fazla lavabali oluş tabir caizse şeye götürür. İşte Hz. İsa'nın başına gelene neredeyse ben Allah'ım demeye varır. bu korku, bu tehlikeden dolayı o kadar fazla öbür tarafa kaçtılar ki, hani bu siyasette de oluyor yıllarca bizim gençliğimizde de işte e, komünistler geliyor, komünistler geliyor gelecek şimdi geldi saat geliyor derken başka ideolojiler içeriye girmiş farkında değiliz mesela diye. Evet. Sen sürekli kuzeye bakıyorsun işte Rusya geldi gelecek gelecek hmm. falan derken bu meşhur bir hikaye de hani Sülün Osman bir şeyde. Hmm. E, Galata Köprüsü'nü satarken öyle insanlara böyle yukarıya baktırırlar. bak bak diye cebinden parasını alırlar. Şimdi aynı bunun gibi biz de aşırı şirke düşme tehlikesinden dolayı Allah'tan o kadar uzaklaştırıldık ki ne yapsak ona ulaşamaz hale geldik. İnsan ulaşamayacağı, tadamayacağı, elleyemeyeceği, dokanamayacağı bir şeyden bir müddet sonra soğur pek tam burada şu aklıma geliyor. Hani Lenterani Hazreti Musa diyor ki ya Rabbi seni görmek istiyorum. Evet. Allah daha tecelli ediyor ve daha işte ağaç o hadise ortalık yanıyor, kavruluyor vesaire. Daha tecelli eden Allah. Halifesi olan insanda tecelli etmez mi hocam? Yani, Edemez mi? Böyle bir şey mümkün mü? İşte sufi müfessirler bu soruyu soruyorlar ve olumlu cevap veriyorlar. Yani olay bu. Yani Zaten ne, orada ma Lenterani ne mahsuru var. Musa derken orada öğretilen bir şey var. Yani Hazreti Musa orada ne talepte bulundu? Kafa gözüyle görmek istedi. Yani Rabbi erini, Rabbim bana görün dedi. Kalp gözüyle değil, kafa gözüyle. Ve Allah ona verdiği cevap çok enteresan. Lenterani derken beni mutlak manada göremezsin anlamında söylemedi. Burası çok mukaddes bir konudur ya Musa. Çok önemli bir sahadır bu. Hazi mukaddesi tuva. Yani şimdi böyle tercüme ediliyor. Daha ya orası. İşte tercüme şöyle geçiyor. Burası mukaddes bir dağdır ya Musa. Ayak kaplarını çıkar. Hmm. Şimdi Ama dağda aslında. çalı vardır, çöpü vardır. Bilakis ayakkabı giydirilir. Allah niye burası dağdır? Çalı var, çörpü var. Ayak kaplarını çıkar ya Musa. Niye desin? Şimdi geliyoruz bizim Sufi müfessirlere. Diyor ki Hazi mukaddesu tuva. Burası mukaddes bir sahadır ya Musa. Bu konu erini bana görün dediğin konu var ya ya Musa. O kafa gözüyle görülmez, akıl kayıtlarını çıkar. Bu hala zahiri kafa gözüyle görme e, takıntılarından kurtul, o zaman beni görürsün ya Musa. Demek suretiyle 40 gün ona dağla inzivayı tavsiye etti. Hemen bir gün olmaz çünkü bedenli varlıksın ya Musa. Tamam, ben seni seçtim, sen benim peygamberimsin. Seçki mi varlıksın? Ama şu an için bedenlisin o bedenli oluş seni aşağıya çekti. Dolayısıyla eğer sana tecelli edecek olursam yanarsın. Bak bir örneğini yapalım şimdi birazdan Ya Musa deyip e, dağ veya çalılığa iki rivayete göre tecelli ettiğinde oranın yandığını görüyoruz. E şimdi eğer gene Kur'an-ı Kerim'e geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer biz bu Kur'an'ı dağlara taşlara indirse idik siz o dağların, taşların paramparça olduğunu görürdünüz. Lakin hamelehel insan. Ama insan onu yüklendi. Yani insan onu o cesareti gösterdi, alabildi. Parçalandı mı insan? Tabii onu bilemiyoruz. Ama alabilme gücüne madde sahip değildir, insan sahip. Özür dilerim. O zaman şunu diyebilir miyiz? Hani yüklenmekle yüklenmek arasında fark var. İnsanız ve demek ki o yüklendik dağların kabul etmediği yükü. Dağların alamadı alamadığı yükü biz yüklendik ama hakikaten yüklenmiş olsak dağlar misalinde olduğu gibi parçalanacaktık İkisinin arasında fark var tıpkı şah damarınızdan daha yakınım evet. o yakın peki akla şu soru geliyor şimdi madem bize şah damarımızdan daha yakın Allah e, Mürşid-i Kamil'e niye ihtiyaç var şimdi Allah'ın e, peygamberlerine olan ihtiyaç ya Allah insana çok yakın ama siz onu göremiyorsunuz aramızda perdeler var o seni görüyor onda bir problem yok ama senin onu görüşünde ve onun duyuşunda bir problem var. yani yeryüzünde hiçbir insan eee Serdar Bey yeryüzünde Hazreti Adem'den bu yana, yeryüzü kurulduğundan bu yana hiç kimsenin Allah'la tecrübesi doğrudan Allah'la olmadı. Peygamberler hariç. Yani yolda giderken karşısına Allah çıktı. Bana iman et dedi. O kişi de iman etti ve Allah'a iman etmiş oldu. Hiçbir böyle bir tecrübe yok. İnsanın yeryüzündeki bütün Allah tecrübesi imtihanı insan üzerinden oldu. Bir insan çıktı karşına, yine insan çıktı karşına. Dedi ki ben Allah'ın elçisiyim, peygamberiyim. Adım İbrahim, adım Musa, adım İsa, adım Muhammed aleyhisselam Dedi ki ben sana şunları bildiriyorum ve o kişi ona iman etti. O kişiye iman etti, Allah'a iman etmiş oldu. Rıdvan Bey gelelim. O kimseler peygambere biat ettiler. Biat ederken elinden tuttular. Peygamberin elini tuttular. Etten kemikten et, el tuttular. Hı hı. Ama gelen ayet "Yedullah fevka edeyhim." Onların ellerin üzerinde Allah'ın eli var dedi. Şimdi bu şirk değil mi bazı inanışlara göre? Tuttukları Allah'ın eli falan değil. Hazreti Muhammed'in elini tutuyorlar ama ayet "Yedullah" diyor. O tuttuğunuz el Allah'ın eli diyor. Burada temsil, teşbih ee, misal vermenin tehlikelerinden dolayı o kadar sığlaştırdılar ki İslam dinini. Mecazi hiçbir şey kullanamaz oldunuz. Soğuk, hukuki bir dile hapsolmuş. İslam eşittir, hukuk hem de ceza hukuku sadece. Kimin cezasını nasıl keseriz? Bugün Afrika'da, Pakistan'da, İslam dünyasının bazı bölgelerinde öyle 17-18 yaşında medrese çıkışlı Müslüman talebeler var ki, işte Taliban deniyor onlara talebeler. İslam dini sadece hukuki ceza kesme, köşe başında durup insanların cezasını nasıl keserim? Şimdi böyle bir anlayış, böyle bir din anlayışı olur mu? Tarihi kayıtlara bakıyoruz. Mesela Herat, İspanya kralının dahi oğlunun tıp tahsil etsin diye gönderdiği şehri suh, kızıl şehir olarak geçiyor metinlerde. Her taraf gül bahçesiymiş. Medeniyet merkezi. Bir tarafta Hüseyin Baykara şiirini söylüyor. Bir tarafta Molla Cami efendim e, gramerini veya e, tasavvufi metinlerini söylüyor. O kadar muhteşem entelektüel seviyesinin olduğu bir yer Herat. O Herat nerede şimdi? Bağdat. Bağdat. O kadar güzel e, yani bin bir gece masallarından başlayalım daha 20'lere 30'lara gelinceye kadar Bağdat'ın güzelliğini ve yetiştirdiği seçkin entelektüel insanlardan bahsedilir. Nereye gitti o Bağdat? İslam dünyasının son 30-40-50 yıllık sürecini çok iyi sorgulamak gerekiyor. Kim bizi gelenekten kopardı? Hangi İslam vizyonundan bizi aldı? Bu şekilde bizi çok özür diliyorum, tekrar söylüyorum, avamileştirdi. Avamileşen çoluk çocuğun elinde İslam dini, işte adı Şebap Hareketi bilmem nesi, Somali'de kafa kesmek, kol kesmekten başka yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü başka bir İslam e, versiyonundan haberleri yok. Ne i̇bn Sina'dan haberleri var, ne efendim Musiki'den haberleri var, ne estetikten haberleri var. Neden? Ara bölgeye hani tasavvuf dedik ya, İslam dini peygambere indikten sonra bir filtreden geçerek insanın eline gelir. Filtreden geçmeyen, o filtrasyon sisteminden geçmeyen din olmaz. Tasavvuf bizim tarihimizde İslam'ın Anadolu özeline indirgenmesinde hı hı. en önemli filtrasyon aracıydı. Peki hocam bugün bu söylediğiniz sıkıntılara sebep olarak dış etkenleri bir tarafa bırakırsak kendimize dönüp baktığımızda bu gelenekten kopuş. Evet. Bu var. Anadolu İslamı niye model olamıyor orada? ya da olabiliyor mu? Ne kadar olabiliyor? Hani bu soruyu Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç hocamdan ziyade İslam Ülkeleri Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri'ne soruyorum. Güzel. Neden model olamıyor? Güzel ya da olabiliyor mi? mu? Ben 6 yıl oldu bu göreve seçileli. 6 yıldır sorduğum bir soru Serdar kardeşim. Cevabını bulabildiğim kadarıyla şöyle. Yani evet Türkiye ülkemiz sahip olduğu bazı entelektüel zenginliklerin çok farkında değil Bir alinasyon bir yabancılaşma söz konusu Yani özür diliyorum ama Bugün Türkiye Müslümanı da bu yabancılaşma içerisinde Türkiye Müslümanı Türkiye İslamcısı hep, Hepimiz hepsini katalım Türkiye Müslümanı diyelim ee, Gelenekten bir haberler Yani geleneğimizdeki İslam anlayışına bir haberler Osmanlı'yı ayakta tutan İslam anlayışı neydi Selçuklu'yu ayakta tutan İslam anlayışı neydi Hani lafı geldiği zaman Herkes Osmanlıcı fakat bu tamamen kavramsal bir Osmanlıcılık. Yani Osmanlı entelektüel dünyasının, Osmanlı o seçkinciliğinin farkında değiller. Bugün Neydi daha hocam? Arap dünyasından tercümelerle oluşturulan bir İslam anlayışı bizim şu an zihni planımızda hakim olanlar. Biz Türkiye olarak belki daha özel konuşalım, daha hususi konuşayım. Yani çok setretmek istemiyorum, biraz doluyum bazı konularda. E, diyelim ki biz mesela Suriye konusunda işte e, bazı mazlumlara yardım ediyoruz. E, onlara lojistik destek sağlıyoruz. Halkımız, devletimiz e, maddi yardımlarda bulunuyor e, diyelim. E, fakat sizden bu yardımı alan insanlar ideolojik olarak size bağlı kimseler değiller. Hiçbir devlet yoktur ki hiçbir yardım bedava yapsın. Burada acı konuşuyorum belki. Yani... Silahı benden alacak, parayı benden alacak ama fetvayı Katar'dan alacak. Suudi Arabistan'dan alacak. Böyle bir şey olmaz. Hiçbir devlette de olmaz bu. Neden? Benim İslam'ımın tanıtımı belki de sahiplenilmesi yapılmadı. Yani Anadolu İslam diyorsunuz ya siz veya işte bizim İslam'ımız bu topraklarda Hocam. tarihte yaşanmış olan İslam'ın acaba biz farkında mıyız? Sadece Şebi'ye Rus törenleri geldiğinde mi Mevlana ayandı? Ya bir de onun ne kadar farkındayız? Çok evet. özür dilerim. Hani evet. tasavvufu çok seviyoruz ama tarikat çok kötü bir şey. E yani. Tasavvufu yani Hazreti Mevlana ne kadar güzeldi, Hazreti Yunus ne kadar güzeldi, Hacı Bektaş'ın ah bir de şu tarikatlar olmasa Mevlana tarikatçı mıydı hocam? <laughs> şimdi alttan dalatlıyoruz belki <laughs> ama yani şimdi bir kere bir daha dönelim o konu mühimdi yani, ama. Yani şimdi yol izlenerek bir metodoloji izlenir yani şöyle Türkçeleştirerek konuşayım ben. Bir daire vardı. Dairenin merkezinde bu atomu inceleyelim. Merkezinde çekirdek vardır, bir dış çeperi vardır. Dış çeperden siz merkeze doğru giderken bir doğru çizgi çizersiniz. Yani bunu merak eden arkadaşlar, özellikle çok büyütülerek, BBC'nin böyle bir şey var, doğum, yani bir spermin nasıl yumurtaya girdiğini, incelediğiniz zaman aynı mekanizmayı orada görürsünüz. Önce dış zara girer. O dış zardan merkeze doğru bir yol izlenir. O yolun sonunda merkezde döllenme gerçekleşir. Serdar kardeşim. Dolayısıyla bütün 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 bilgi ve bilişsel yöntemlerde din dahil her şeyin önce dış zarına ulaşılır. Dış zar kabuk hı hı dan İçe doğru giden bir yol vardır. Ceviz koz, cevizin yeşili, içinden sert kabuğu, sonra onun içinden özü. Oradan giden yola yol denilir. Ve tarih. o yol izlenilerek merkeze ulaşılır. Dolayısıyla tarih. bu ariflerin hepsi yol ehlidirler. Evet. Hepsi yol ehlidirler. Yol izlenmeden, yol izlenmeden öze varılmaz. Bilim adamlarının hepsi yol ehlidir. Bir de şu var hocam. Bütün be. bilim adamları yol ehlidir. Yolsuz o, mümkün değil. Bir yere varılamaz yolsuz. Sizin başladığınız nokta ile bitiş noktası ona statik yani hiçbir şey ortaya çıkmaz. Hı hı. Deminim olmaz. Başladığınız bir nokta hakikate varış süreci bir vetiredir bu, süreçtir bu. Cendeki denemelerde bile, tanrısal parçacığı arama denemelerinde bile kaç bin metrelik hatta kilometrelik şey üzerinde denemeler yapılıyor. Bu bir süreç, bir vetire. Her bir e, mertebede bir türlü gözüküyor. Peki şeriat, tarikat, yoldur varana, marifet, hakikat, andan içeri demiş. Bitirmiş Şu mi? verdiğiniz misalle evet. yerlerine koyacak olursak simgeleri neye ne diyeceğiz hocam? Yunus Emre enstitüleri kurduk. Bazı enstitülerde Türkçe öğretiliyor. Güzel. Öğretilsin. Ve o enstitülerde gitar eşliğinde e, bazı konserler yapılıyor ve Batı müziği icra ediliyor. Ben Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin çok önemli bir değeri olan, bilgesi olan Yunus Emre adına kurulan bir enstitüde Yunus Emre'nin ilahilerinin bu şekilde şerh edilerek Hı. anlatılmasını ümit ederim, beklerim. Zannediyorum dernek başkanı Profesör Doktor Hayati Develi bir iki program sonra konuğumuz olacak. ...burada oturacak. Yunus Emre Sıversen... Enstitüleri'nde... ...neler yapılıyor ve neler yapılmalı diye... Evet, ...selamınızla evet. birlikte aktarayım. İşte bu söylemiş olduğunuz söz... ...şeriat, tarikat yoldur var Bu açıdan şeriatçılar da tarikatçılar da... ...bilsinler. Yoldur sadece. Ha ben şeriatçıyım. O oldum. Hayır mümkün değil. Veya ben tarikatçıyım. O mümkün değil. Daha yol bu. Her ikisi de metodoloji. Birisi Hı. İslam... ...birisi iman derecelerine başladın. Hoş geldin. Tamam ama... Hakikat ve marifet andan içeri. Esas gaye insanın hakikate varması. Sen hakikate ermediğin sürece hangi formu? Şeriat form demektir. Bütün ideolojinin önce formu vardır. Sonra yolu vardır. Sonra da bilgi düzeyi gelir. Ve ondan sonra da oluştur. Oluş, olmak mertebesi. Yani e, hakikat mertebesi olmaktır. E, e, bizzat olmak, oluşa doğru, varoluşa doğru. Çünkü önce sen sözle söylüyorsun ama sonra artık sözlen değil o sende yer etmeye başlıyor. Vücut buluyor adeta sende. İşte o noktaya gelinceye kadar bilgi hala sende dışsal bir varlık. Yani bal 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 diyebilirsin ama balı yedikten sonra ancak tadabilirsin. Bir müddet sonra da kendin ben işte Ballar balını buldum, bu canım yağma diyebilirsin. Canlar canını buldum, bu canım yağmı olsun diyebilirsin. Sistem var, niye şiir okumuyorsun diye. Arada böyle dörtlük okuyorum ki sistem edenlerin gönlü olsun diye. Şiir tasavvufta çok kullanılan bir yöntemdir. Çünkü mecaza çok müsaittir. Onun için tasavvufi şiirler düz yazıya çevrilse 30-40 cilt haline gelir. Çok derin manaları var. Yani Yunus sadece bir divanı olan şair, düz bir şair değildir. Evet. Yunus büyük bir filozoftur Hocam Mehmet Çelik Hoca Selam olsun seyrediyorsa muhabbetlerimizi ederiz O geldi hatırıma Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Türkçesinden okuyup anlayamaz mıyız Diye bir soru sormuştum da Türkçeyi anlıyor muyuz diye bir soruyla cevap verdi Ne demek istiyorsunuz hocam dedim Mesela Kağızman'a ısmarladım Nar gele nar gele gülüş evet. kemer ince bele dar gele dar gele Tabii. Ne demek bu dedi Türkü hani anlıyor musun dedi e, Anlıyorum Yo, Anlamak başka bir şey Şimdi Kağızman'da nar var hanım hamile Amin. Aş eriyor kemer dar geliyor. Artık Tabii. oraya da narışmanladık. Anlamak böyle bir şey dedi. Aynen. Sanki şu bahsettiklerinizden de anlamaya doğru anlamak bir şey gidiyor. Anlamak özel ve hususi çaba sonucunda elde edilen bir şeydir. Hususi bir çabanız yoksa elde edemezsin. Anlamak... açıdan mesela tasavvufi bazı konuları karşısında olan bazı değerli ilahiyatçılar var. Tasavvufi konulara karşı olanlar. Tabii ki hususi kavram haritası içerisine girmedikleri için anlamlandıramıyorlar bazı şeyleri. Tasavvufun mecaz şeyini bilmiyor mesela. İşte tasavvufta şarap var, tasavvufta meyhane var. E, o ay diyor bunları hemen işte e, karıştırıyor. E, oysa ki e, biz sarhoş olduğumuzda üzüm daha yaratılmamıştı. Sözünü de bilmiyor, anlamıyor. İşi çok zor. Yani hepimizin işi zor da o düz mantıkçıların işi daha zor. Allah hepimize e, yardım etsin. Daha, daha da Herkes ne yarıyorsa. Çünkü Hazreti Mevlana onu söylüyor. Yani çemiha inşuma. Yani eğer nan miha nanışma. Sen ne arıyorsan olsun. Eğer ekmek arıyorsan ekmeksin sen. ne arıyorsan neyin peşindeysen olsun. Can konağını aramadaysan cansın. Yani o açıdan herkesin yolu kendine mübarek olsun. Peki bu arayışta bir e, ustanın arkası sıra yürüyoruz. O yürüyüşü tasavvuf enteresan bir benzetmeyle evet. sabit diyor meyitin Gassal'a teslim olduğu gibi ölünün yıkayıcısına teslim olduğu gibi teslim olmak. Evet. Bu da hani modern bilince, bu zamanın insanına böyle giren gelen bir şey. Yahu ben biliyorum her şeyi olabilirim. Bir dolu kişisel gelişim kitabı da okudum. Niye bir başkasına ihtiyacım var? Üstelik yıkayıcının teslim olduğu gibi ölünün yıkayıcıya teslim olduğu. Gibi. Bu ne demek hocam? Niye o kadar teslimiyet istiyor tasavvuf? Serdar Bey biz erkekler berbere gideriz. Sakal tıraşı oluruz. Berbere gidersin, berber koltuğuna oturursun. Berber senin kafanı kaldırır ve e, gırtlağının üzerinde hem de en tehlikeli yerinde ustura gezdirir. Bir ufak yanlış hareketiyle beraber hayatın bitmiştir senin. Değil mi? Evet. Hiç kimse o berbere itiraz eder mi? Berberin uzmanlığı. Kasaba gidersen başına bir şey gelirse o yani berber yerine kasaba gidersen <laughs> o problem sana aittir. Evet. Ama kendini ispatlamış ehliyet sahibi bu mesleği bu zanaatı yıllardır yapmakta olan iyi bir berberin koltuğuna oturduğun zaman eğer sen çok konuşursan berber ederse ki niye öyle niye böyle berber seni kovar atar dışarı. Bırak adam zanaatını icra etsin. Bu kadar. Evet, daha ne diyeyim diyorsunuz. Peki, demin ki mevzu biraz yarım kaldı diye düşünüyorum hocam. Hani günümüz coğrafya ha oraya o kadar çok şey var ki yok hocam mı? sizi evet. bulmuşken Biz bu bir programın birkaç tekrarını daha yaparız Sizi davet ederiz diye düşünüyorum Ama daha önemlisi İslam coğrafyası dedik Anadolu Müslümanlığının o coğrafyaya söyleyebileceği bir şeyler var Ve evet. ben ara sorularımla böldüm Evet Kaldığımız yerden devam edersek Ben yani aynı şeyi söylemeye çalışıyorum İşte mesela muhaliflerin İslam ideolojilerinin Bizim İslam'ımızla çok bir alakası yok hı hı. Bir yerlerden besleniyorlar Daha çok radikal selefi akımlara mensuplar Belki şimdilik e, bizle e, şey değiller ama çok tehlikeli görüşlere sahipler. E, Suriye'deki rejimi değiştirdikten sonraki hedefimizde siz varsınız diyenleri var. Benim kendileriyle oturmuşluğum sohbetlerim bulunmakta. Sizin Sultanahmet Camii bir kilisedir. Sultanahmet Camii'ni yıkmamız lazım. Sultanahmet Camii diye bir cami olmaz. Böyle cami mi olur diyenleri vardır. Allah nasip etmesin o kimselere. Siz Türkiye'nin İslam'ı aslında tamam biz Şia'ya karşıyız falan ama siz de doğru düzgün bir Müslüman, Sünni'yiz falan diyorsunuz ama siz de böyle tasavvuf masavvuf, Osmanlı sizi de bozmuş. Sizin de itikadınızı bir tahsih etmemiz lazım diyen tabi tabi El-Kaide mensubu böyle gayretli 20 yaş civarı kimseler var. Bunların elinde silah var. Bunlar iyi savaşçılar. Çok iyi savaşıyorlar. Diğer gruplar öyle entelektüel kimseler. Tatlı subalı. Bunlar çok savaşmıyorlar muhaliflerle. Savaşanlar bunlar. Ama savaştıkları zamanında faturayı elde ederler. Faturasını alırız derler. O açıdan Türkiye daha sonraki tehlikeleri de belki yeni yeni uyanmaya başladı ama vakit geçiyor. Netice olarak şunu söylemek istiyorum. Tafsilat çok uzun. Hı hı. Belki mide bulandırıcı şeyler var. Girmek istemiyorum. Ee, söylemek istediğim şey şu ki Türkiye eğer dünyada özellikle İslam dünyasında aktif bir rol oynayacaksa sadece stratejik ve lojistik destek sağlayan bir ülke değil. Aynı zamanda kendi tarihinde de olan ideolojik anlamda entelektüel anlamdaki birikimini de paylaşması gerekir. Bugün maalesef İslam dünyasında bir Türk ilahiyatçısının, bir Türkiye'li düşünürün İslam görüşleri, İslam... Üzerine olan yaklaşımları hiçbir şekilde tanınıyor, biliniyor değil. Tercüme dahi edilmez. Yani ne Arapçada ne başka dillerde göremezsiniz. Ama aksi söz konusudur. Yani orada bir bir cami imamı öksürmüş dahi olsa o buraya tercüme edilir. Burada okur arkadaşlar. Yıllar evvel çok Amerika'da yaşayan önemli bir İslam düşünürü Türkiye'ye gelmişti. Baş başa sohbet ederken, hani ismini de vereyim Profesör Seyit Hüseyin Nasr geldiğinde şunu söylemişti, ben Türkiye'deki Müslümanların sizlerin entelektüel seviyenizin bu kadar yüksek olduğunun farkında değildim, bilmiyordum. Gerçekten tartıştığınız konular, ele aldığınız konular, İslam dünyasında dahi tartışılmayan konular, niye bu kadar yalnızsınız, yalnız bırakıldınız? O soruyu ben hala soruyorum. Tabii ben dıştan yardım peşinde değilim. Ama hocam çok enteresan şeyler söylüyorsunuz. Hani belki siyaseten bir yalnızlık, coğrafi olarak bir yalnızlık Mesela Bunlar konuşulabilir ama entelektüel birikimimiz, e, ilahiyatçılarımız, tasavvuf algımız, anlayışımız, dini yorumlayışımız. Bunda bile bir yalnızlıktan bahsediyorsunuz. Ya Güzel ve yalnız ülkem Serdar burada Bey da mı kardeşim, olmuş? E, Bir şiir yazardı e, bir tanesi. Sultan ona e, atiye olarak kese kese altın verirdi. Böylece o imparatorlukta şairler, çoğaldığı, hı hı. bilim adamları yazdıkları eserler karşılığında çok güzel iltifatlar gördüler. Bunu ben maddi karşılık, bir benzetme yaptım. Maddi karşılık beklemesi anlamında değildir. İlim iltifata tabidir. Siz, hani iltifat görmeyen meta zayidir. Siz Türkiye'deki gerçekten düşünür insanları tanıyor musunuz? Her şeyden evvel bunu sormak gerekiyor. Tanıyor musunuz? Düşünür Müslüman düşünür olarak siz sadece 3-5 kişi, onların da ne olduğu belli olmayan kimselerle hareket ederseniz, şöyle bir radarlarınız geniş çalışmazsa, ben bu ülkede gerek genç kuşaktan, gerekse daha ileri kuşaktan, sanat, edebiyat çevrelerinden olsun, efendim mimari sahadan olsun, o diğer birçok sahada çok değerli mütefekkirler olduğu kanaatindeyim. Mükemmel olmasa bile. Yani isimlerini saymak istemiyorum ama hı hı. bunlar kenarda köşede bunları bulmak, bunlarla sohbet etmek gerekiyor. Çünkü bunlar kimselerin, bunlar yalaka insanlar değillerdir, yalakalıktan da hoşlanmazlar. Hiçbir yere git, yani gitmemeye çalışırlar. Birilerin peşine takılmayı pek sevmezler. Ama onları bulmak, onlarla o entelektüel bir insanın ağırlığı buradan gelir. Yani öyle insanlar var ki şimdi. Yani iğreniyorum şahsen birilerinin peşine takılarak bir şeyler elde etmek için. E, kemik yalayıcıları o kadar fazla ki bunu çok üzülerek söylüyorum. Ve karşılıklarını da alıyorlar yalnız. Bu diğer böyle insanlar görüyorum, onurlarıyla vakar, vakur bir şekilde kenarda durmaktadırlar ve e, maalesef e, bilenler yok. Belki de e, onların asaleti oradan geliyor ama e, sizin yükselmeniz sizin toplumunuz içerisindeki bilgeleri, arifleri, entelektüelleri tanımak ve onların elinden tutmakla irtibatlıdır. netice olarak şunu da ısrarlayayım hala. İslam dünyasında Türkiye entelektüel olarak yoktur. Entelektüel olarak Türkiye İslam dünyasında yoktur. Bakmayınız Araplarım ve diğer kardeşler, Aa, Türkiye kardeşlerimiz falan demesi. Bunların hepsini mücamele dediğimiz tamamen Peki, Paçakari bu... denilen Farsça'da Yağlama yıkama cümleleridir hani... ee, Bunların ötesinde Hakikati çok yoktur yani Hani konuştuğumuz meseleden hareketle soracağım hocam Var olması ya da yokluğu Tasavvuf ne kadar etken burada Şimdi tabii ki Evet bu güzel bir soru Ya da soru. gelenek ne kadar etken Yani Gelenekten zaten... koptuğumuz için mi yokuz Geleneği bulursak var olacak mıyız O var olduğumuz şeyi nasıl onlara aktaracağız Yani Serdar de? Bey siz şimdi bir insanda Var olan şeyi tekrar ona yani siz Arapça'dan Türkçe'ye tercih edilmiş bir kitabı tekrar Türkçe'den Arapça'ya tercüme ederseniz tabii ki o kimse için özgün olmazsınız. Anlatabiliyor muyum? Hı hı, hı. Tabii ki e, sizin İslam'ınız eğer Arap dünyasından tercüme bir İslam'sa onu Türkçe'den tekrar Arapça'ya çevirmenize gerek yok. Zaten onların bildiği şeyler. Benim özgünlüğüm nerede? Benim sahip olduğum, tarihsel manada te tatbik ettiğim, 7 asır boyunca tatbik ettiğim, adına tasavvufi İslam denilen İslam'ın ki adını koyuyorum bunun, başkaları koymayabilir. Ben Kıvırmayı pek sevmiyorum. Yani adı bu. Buydu. Ha, şunu da söylemek zorundayım yalnız. Çağımızda da çok fazla tasavvuf 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 tasavvufi İslam demek zorundayız. Ben bundan müştekiyim. Yani çok rahat değilim. Mesela Osmanlı bu kadar tasavvuf demezdi. Osmanlı İslam derdi. İslam zaten tasavvuftu. Yani Osmanlı şehir İslamı. Hukuk müessesinin başındaki kimseler tasavvuf ehliydi. Ee, Eyüp Camii'nin imamı Karyadı Baba, Bektaşi dergahının şeyhiydi bir dönem. Yani Bektaşi babası Eyüp Camii'nin imamıydı. Anlatabiliyor muyum? Çok geçişlilikler söz konusuydu. Bir e, padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş, e, bir veliye bende olmak hepsinden ala imiş diyen bir şeyh efendi değil, bir sultan, bir siyasi erkin başındaki kimse. Dolayısıyla tasavvuf Osmanlı'nın her yerinde. Ol kimseler ki derya işledirler, e, ol mahiler ki derya işledirler, deryayı bilmezler sözünde olduğu gibi. Bunlar zaten tasavvufun içinde oldukları için tasavvuf tasavvuf demiyorlardı. Biz dışında olduğumuz için, bir insan bir şeyin dışındaysa adını çok söyler. Yani dışında olduğumuz için günümüzde e, sizi tenzih ederim. Sizin bile programınız mesela hocam tasavvufu konuşalım. Ben artık tasavvuf konuşmaktan bıktım. Yani İslam'ı konuşalım. Çünkü tasavvuf İslam'ın zaten bizim geleneğimizdeki karşılığı. Hı, -hı. ayrı bir kelime, eee tasavvuf diye İslam'dan ayrı bir kelime böylece ortaya çıkmış oluyor. İslam'ı konuşalım, İslam'ın ontolojisini konuşalım, epistemolojisini konuşalım, siyasetini konuşalım. Hı -hı. Efendim felsefesini konuşalım. E o zaman anlayın ki ha ya bu adamın yaklaşımı tasavvufi yaklaşım. Bunların şey. hepsini birden konuşurken zaten tasavvufu konuşmuş olacağız. O, Çünkü bizde bunun dışında bir şey yoktur. Başka bir şey yok. Peki hocam tasavvufun o konuştuğumuz manadaki tasavvufun bu çağda uygulanma imkanı var mı? Yaşanabilir mi hala yoksa böyle geçmişte kaldı hikayeler, güzel menkıbeler, bir zaman insanlar Allah'la böyle cilveleşirdi. Şöyle naze bu mudur yoksa? Modern insanın menkıbeleri yok mu? Menkıbeler, hikayeler, insanın her zaman aynı. Modern hikayeler şu an biz dinliyoruz. Efendim filmler var, batıdan ithal filmler var. Serdar Bey bizim çocuklarımız dahi bugün Kral Arthur'un şövalyelerinin isimlerini ezbere biliyor. Hı. Karşı değilim Kral Arthur. Büyük Britanya İmparatorluğu'nun önemli mitolojik kahramanlarından bir tanesi Kral Arthur ve Şövalyeleri İşte e, onun büyücüsü Bunun çok güzel bir şekilde Romanını ve romandan filmine e, e, Beyaz perdeye aktarılması Söz konusu Ve oradan senin çocukların dahi Bu filmleri izleyerek Ve o isimleri bilerek büyüyor ve onlarla özdeşleşiyor adeta Şimdi bu toplumlar Kendi mitolojileriyle var olurlar Bunlar belki mitoloji diye bir kenara atabilirsin. Şimdi bazı ideolojiler özellikle Selefi akımlar, bizdeki bazı mitolojik şeylerin, bunlar menkıbedir, bunlar mitolojidir, bunlar üfürükçülüktür diye o kadar fazla tırpanladılar ki pürüten İslam'ı getireceğiz diye aşırı tıraşlamak suretiyle, affedersiniz kelleştirdiler, alemde boşluk yoktur deyince bu sefer yerine batılı güçler geldi. Yani batılı değerler geldi. Ben burada batı karşıtlığı da yapıyor değilim. Buradaki ...sentez çok önemli. Ya yani Doğu Batı hı hı. sentezini elde etmek çok önemli. Onu bilelim ama niye e, tabii bizimkini ki. de hepten Şimdi yok sayacağız? Şimdi benim Battalgazim... E, ...Battalgazim e, çöpe atılmıştır. Bitmiştir. battal gazi tüketilmiştir. Oysa ki inanın tarihim metinlere bakın... ...Kral Arthur ve şövalyelerinden çok... E, de ...az olmayan... ...muhteşem bir... E, ...belki mitolojik bir kahramanla karşı karşıyasınız. Ama siz onu... E, ...işte bazı filmlerde... ...tükettiniz... Şimdi bazı ehliyetsiz kimseler dini de tüketiyorlar. İslam adına bazılarının bir şeyler yapmasından ben artık ürkmeye başladım. Bazı şehirlerimiz adına bir şey keşke yapılmasa diyecek hale geliyorum. Çünkü ehliyette olmayan insanların yapacağı bazı şeyler de kılıcı bir hale geliyor. Artık bir şey yapılmasın, ehli yapsın denilecek hale geliyor. Bu mimari de olabiliyor, efendim başka şeyler de oluyor. Çünkü bilmiyor. Bilmediğinde de farkında değil. Ben biliyorum diyor ve kendisi yapmaya çalışıyor diyelim. O zaman da olmuyor. Yani ehline bırakmak lazım her şeyi. Kalitesizlik beraberinde bu şekilde geliyor. Benim a, Yunus Emre e, sadece bir Türk şairi. Yunus Emre'nin adından dolayı ben sadece Türk dilini öğreteyim. E, Yunus Emre bir filozof, Yunus Emre bir bilge, Yunus Emre bir hekim. Yunus Emre'nin bir tasavvufi ruhu var. Nasıl bazılarını İslam'dan kopardığımız gibi bazı şeyleri biz tasavvuftan koparıyoruz. Mevlana hümanist bir filozof. Mevlana'nın tarikatı yok Mevlana efendim hayır Mevlana Mevlana neyse nereye aitse onu bilmemiz o haliyle kabul etmemiz gerekiyor. Ve Mevlana'nın görüşlerinden istifadeyle insan nasıl eğitilir diye bugün batıda kitaplar var. Pedagoji kitapları var. Buna Rumi terapi demeye başladılar. Bazı psikiyatristler e, çalışıyorlar. Bir röportajda söylemişsiniz hocam varoluşsal psikiyatride sorunun kökenlerine inilir. Kişinin varlıkla irtibatının anlamlı kılınmasında yaşanan enerji kesintisi yeniden kurulmaya çalışılır. Mevlana tam da bu noktada restoratör olarak devreye girer. Giriyor bazarında. Paul Coelho gibi bir romancı ismi. O çok önemli. Brezilya'dan kalkıyor. O Mevlana üzerinde, Mevlana'nın felsefesine yola çıkarak Simyacı romanını kurabiliyor. Ben sahip olduğum bu değerlerin üzerinde sadece slogan atıp duruyorum. Yani olmaz böyle bir şey. Aslında tam da simyacıdaki gibi değil miyiz hocam? Yani hazine yanı başımızda ama bütün dünyayı dolaşıyoruz. Ya, onu. O bulalım. zaman samimi olmak lazım. Arkeoloji yapmak lazım. Kazmak lazım. Ayağımızın altındakini samimi olarak ortaya çıkarmak lazım. Yani ruhumuz başka bir şey söylüyor. Kalıbımız başka bir şey söylüyor. Olmaz. Bu manada gerçekten Türkiye kendi İslam'ını önce fark edip sonra bunu savunur. Ve sunumunu yapar hale gelirse o zaman Arap dünyasına da sunacağımız bir İslam olabilir. Efendim bütün dünyada olabilir. Bunu dayatmak anlamını kastetmiyorum. Sunumdur bu. Alırsın almazsın sana kalmış bir şey. Ama şu an biz İslam dünyasında bir İslam sunumuna sahip değiliz. Bugün gerçekten İslam dünyasında gezen birisiyim. Endonezya'dan Mauritanya'ya kadar. İslam dünyasında en önemli problem şu an bir imaj problemi. Çok böyle... En fakir ülkesinden en zenginine kadar o kadar insanlarda artık bir şikayet, artık şey e, e, bir isyan duyguları baş göstermeye başlıyor. Ya İslam bu değil. Biz bugün İslam denince her yerde, özellikle batıya gittiğiniz zaman, bir yerde dolduğunuz formda eğer evet. dininiz İslam denildiğinde, insanlar şöyle bir hemen bakıyor, acaba kafamın baltayı ne zaman vuracak? Veya üzerinde el bombası var mı bu kimsenin diye bakıyor. Yani hokka ve divit var mı üzerinde, bu kişi şiir söyler mi acaba? diye bakmıyor. <laughs> o zaman benim İslam imajımı kirletmek için bazı İslam düşmanları milyar dolar yatırım yapsalar, bu içimizdeki aptallardan daha iyisini bulamazlardı. Tam burada reklama gidelim. Mühim cümle. Üzerinde biraz düşünelim. Sonrasında başka şeyler devam edecek. <laughs> Efendim bu akşam da başka şeyler konuştuk. Aslında başka şeyler konuşmadık. Biz kendimizken diğer meseleler bize başkaydı. Ama biz başka bir şey olunca kendimiz olan şeyler bize başka durmaya başladı. Başka şeyler derken tam da kendimizi konuştuk aslında. Bizi konuştuk. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç hocamla tasavvuf, tasavvufa dair olan dilimiz döndüğünce dile dökülemeyeceğini de bilerek tatmayanın bilemeyeceğinin farkında olarak ama gönlümüze bir zevk, bir sızı düşsün için bu dertte huzurlarınızdaydık. Kıymetli Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Teşrifiniz edeyim. için. Son söz olarak söyleyeceklerimizi toparlamasa dediğinde neler söylersiniz? Beni davet ettiğiniz zaman programımızın başlığı olunca aynı şey beni de düşündürmüştü gerçekten. Başka şeyler söylemek lazım derken şöyle bir tebessüm ettim. Hı -hı. Demek ki tasavvuf da artık başka şey oldu. Yani alternatif düşünce oldu. Oysa ki 7 asır boyunca hakim düşünce buydu. Dominant, hakim düşünce tasavvufi İslam'dı. Ama şimdi e, alternatif düşünce yani başka düşünce grubuna geldik Bir latifedir bu. Hı hı. E, evet, toplayacak olursak şunu söylemek istiyorum. E, kalite devamlılığı sağlar. Kalitesi olmayanlar söner, pörsür ve giderler. İslam'ın kaliteli yönü e, tarihi süreç içerisinde büyük arifler, mutasavvıflar, bilgeler tarafından işlenmiş yönüdür tarihimize baktığımız zaman Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, İbnül Arabi'ler bu büyük bilgeler bugün dahi sadece İslam dünyasına değil batıda, doğuda, Rusya'da tesirleri olan kimseler. Bu kimseler üzerine kitaplar yazılıyor, konferanslar düzenleniyor. Ben artık bu tür konferanslara katılmaktan başım döndü. Ülkemizde de bu ilginin, özellikle İslam dünyasında bu ilginin artmasını bekliyoruz. Maalesef Ülkemiz dışındaki İslam dünyasında bir Mevlana, bir İbnül Arabi maalesef hala bilinmiyor, tanınmıyor. Bu bilgiler, bu arifler üzerine çok fazla çalışma yapılmıyor. Yapılmayınca da İslam maalesef günümüze görüldüğü gibi sadece bir ceza hukuku zannediliyor. Oysa ki hukuki şeyler İslam'ın onudur. Geri kalanı İslam'ın düşüncesi, güzelliği, estetiğidir diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. O zaman şöyle iki soruyla bitirelim. İsmi çok geçti her ikisinin de. 8 asır evvel söylenmiş bir söz. Dünle beraber gitti Can Cazım. Düne ait ne kadar söz varsa şimdi yeni şeyler söylemek lazım. 8 asır geçmiş ama söz hala yeni. Aynen. Yunus Emre, her dem yeni duarız. Bizden kim usanası demiş. 8 asır geçmiş ama söz hala yeni ve başka bir şey değil. Allah'a emanet